Sözcü Televizyon'dan, Ankara'dan iyi akşamlar. Bugün Liderler Özel programıyla karşınızdayız ve 4 Cumhurbaşkanı adayından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuğumuz. Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk ve Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz da beraberiz. Sorularımız olacak, sorularınız olacak hep beraber. Bu akşam sizlerin de sosyal medyadan katılımıyla bizlere sorularınızı Muharrem İnce'ye yönelteceğiz. Hoş geldiniz diyorum öncelikle hem yayınımıza hem de Ankara'daki bu stüdyomuza. Benim görebildiğim kadarıyla yorucu bir çekimden ikinci çekim olacak bu. Babala TV. Evet. Sizin için biraz bilmiyorum tabii, soracağım bunların hepsini. Soracağız daha doğrusu. Yorucu muydu? Bizim gördüğümüz kadarıyla iyi bir performansınız vardı. 3 saate yakın izlediğimde. Sosyal medyadan en çok sorulan, ben onunla başlayayım sonra sözü Saygı abi ve İsmail Saymaz'a bırakacağım. Ben öyle başlayayım. Sosyal medyada en çok sorulan soru şu size. Muharrem İnce gergin mi? Hani ben nasılsınız öyle gireyim. Muharrem İnce gergin mi diye gireyim. Çünkü o bizim izlediğimiz, işte biz televizyoncuların teaser dediği o başında önce izlediğimiz 3 dakikalık bölüm ama ondan sonrası yayında farklı bir performans. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gergin misiniz? Sinirli misiniz? Yok, gayet huzurluyum. Gayet de rahatım. Tabii 7 saat civarı sürdü Babala'nın çekimleri. Orada herhalde Oğuzhan iyi izletebilmek için çok kısa kesitler koymuş. 24 saatte 4.3 milyon izlenmiş bu arada. Evet. Yani hiç de bir... Biz 3 saat izledik ama gerçekten 7 saat aslında. 7 saat tabii. 7 saat ayaktaydım. Hiçbir gerginlik olmadı ama o çok kısa gösterilince yanlış anlaşılabiliyor. Ama bugün yüzlerce, binlerce mesaj geldi bana. Ya özür dileriz, o kısa tanıtımda hata yapmışız. Hatta bugün kendi kendine biri yazmış sosyal medyada. Oldukça da fazla takipçisi var. Kötü bir söz söylemiş. O sözü kendine söylemiş. Tamamını izleyince. Başlangıçta belki gergindi, şuydu buydu, tartışmaları zarar veriyormuş gibi olsa da tamamını izleyince korkunç lehime geliştiğini düşünüyorum. Çünkü en ufak bir gerginlik dahi olmamıştı. Onlar benim öğrencilerim zaten. Yani onları, ben onların öğretmen abileriyim. Onlarla aramda bir gerginlik olamaz zaten. Ben bir izninizle bir şey daha, bu sadece Babala üzerine. Bugün editör arkadaşım Gizem Çetin'den rica ettim. Sizin son 3 konuşmanızı, Babala da dahil, son 3 konuşmanızın şöyle bir dökümünü yaptı ve kullandığınız kelimeleri çıkardık. Siz istatistikleri seven birisiniz. Ben de biraz öyle çalıştım da geldim haber merkezimizle beraber. Şimdi Babala TV'de 3 saat 14 dakikalık yayında 54 kere Erdoğan diyorsunuz. 58 kere Kılıçdaroğlu ve Kemal Bey diye Kemal Kılıçdaroğlu'na hitap ediyorsunuz. 92 kere de CHP diyorsunuz. 570 kere de ben demişsiniz. Benzer şeyleri hızlı geçeceğim. 12 Nisan Candaş Tolga'nın yayınında da 1 saat 35 dakikalık yayında da 36 kere Erdoğan, 34 kere Kılıçdaroğlu, 38 kere CHP demişsiniz. 3 Nisan'daki Habertürk yayınınızda da yaklaşık 1 saat 20 dakikalık yayında da 34 kere Erdoğan, 37 kere Kılıçdaroğlu ve 20 kere CHP demişsiniz. Bu istatistikleri biraz çıkartırken aslında şuna bakmak için çıkarttırmıştım ben. Çok fazla ben dediğiniz bu 3 programa bakınca ortaya çıkıyor. Bir de çok fazla CHP diyorsunuz. Size yönelik sosyal medyada bugün de gördüm, birkaç gündür yönelik eleştirileri de aktaran kişi ben olayım. Hedefine hep CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu koyuyor, Millet İttifakı'nı koyuyor ama oysa hep hedefinde asıl dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koymuyor gibi bir eleştiri var. Bu tablo da bunu doğrular mı ya da siz ne dersiniz? Doğrulamaz. Ben İsmail Saymaz'ın tweetiyle cevap vereyim buna. Bak İsmail ne demiş? Seçimden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2 AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti. Çok katılıyorum buna. Yani bu bir eleştiri anlamında değil, çok güzel bir tespit anlamında. Eğer siz listelerinize 77 kişiyi koyarsanız, 130 kişilik grubunuz varken 77 kişiyi listelere koyarsanız, CHP'li olmayan 77 kişiyi koyarsanız, ya sizden konuşurlar yani. Sizden konuşurlar. Yani Atatürk'ün Çankaya'sına Sadullah Ergin'i koyarsanız sizden konuşurlar. İzmir'e Atatürkçülerin kalesine Kemalizm ırkçılıktır diyen Yüksel Taşkın'ı koyarsanız konuşurlar sizden. Hayatım CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyen Davutoğlu'nun
adamlarını yerleştirirseniz listeye, ya sizden konuşurlar arkadaş, ya kusura bakmayın yani. Şimdi bakın, demedi demeyin. Bir sonraki genel veya yerel seçimlerde CHP ve HDP seçim ittifakı yaparak girerler. Şu anda CHP listelerinden aday Selçuk Özdağ. Bakın bunlar, şunlar da listeler. Bu Deva Partisi, bu Gelecek Partisi, bu da Saadet Partisi. CHP listelerinden bunlar giriyorlar. Şimdi bakın devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Beyoğlu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduk. Selim Temurci. Şu anda CHP milletvekili adayı. Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş. E siz bunu, siz bunu CHP listelerinden aday yaparsanız, bakın, evet oyu kullanmış. CHP milletvekili adayı şu anda bu. Kılıçdaroğlu yine çuvallamış diyor. Mehmet Emin Ekmen. Şu anda CHP'nin altı okun milletvekili adayı bu. Şimdi bunlar, bakın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun tweet'i. Bunu konuşmayacak mıyım ya? Bunu konuşunca ne olmuş oluyor? Hatay kararını verdi. Binlerce oy farkla CHP dedi. Hatay ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek. Ne zaman efendim o tweet? 2014. Şimdi 1.04.2014. Şimdi bunlara, ya biz bunlara hiçbir şey demeyeceğiz öyle mi? Böyle bir şey olamaz. Siz bu listeleri yaparken CHP'nin gerçek... Bey, şimdi orada şöyle de haksızlık da yapmamak lazım. Şimdi siz de geçmişte neler söylediniz sağda solda, yani konuşmalarınız gereği. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na ben karşına asla aday olmam, Kemal Bey benim abimdir gibi sizler de açıklamalar yaptınız. Hı hı. Ama siyasette şu sıkça görülüyor. Dün dündür, bugün bugündür. Hayır hayır, o CHP genel başkanlığı içindi. Ben CHP yani... genel başkanlığına aday değilim ki şimdi. Yani birbirine karıştırmıyor. Karşı sonuçta Cumhurbaşkanı genel başkanlığına aday olmayacağım dedim. O zaman oldunuz. Hayır, olmadım ondan sonra. Bakın. Ondan sonra zaten imkan hayır. olmadı ki siz partiye dönmediniz. İmzayı topladık ama kurultay toplanmadı. Kurultayda aday oldunuz ama. Hayır, imzayı topladık ama kurultayı toplamadılar zaten. Evet. Şimdi bakın. Muharrem Bey bir de şimdi mesela çok önemli tweetler okudu. Evet. Şimdi baktığınız zaman geçmiş dönemde diyelim ki Süleyman Soylu'sundan, işte Has Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş'tan diğer bazı partilerden, onlar da neler söylediler ama bugün AKP içerisinde baktığınız zaman bakanlık görevleri, milletvekilleri çok önemli görevler de yapıyor. Yani siyasette evet. hiçbir değişim, dönüşüm hiç olmaması mı gerekir sizce? Ben ilkeli siyasetten yanayım Saygı Bey. Evet. Benim duruşum hep aynı. 2010'da nerede durduysam referandumda, 2017 referandumunda nerede durduysam bugün aynı noktadayım ben. Ergenekon'da, Balyoz'da neredeysem bugün aynı noktadayım. Bakın şimdi bu 2017 referandum. 2017 referandumunda kimin imzası var? Ali Babacan. Kimin imzası var? Davutoğlu. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Yani 2017 referandumu nedir? Tek adam rejiminin oylandığı. Yani. Peki bu tek adam rejimine bu insanlar imza vermişler, oy vermişler. Şimdi parlamenter sisteme geleceklermiş. Bu 2017 referandumu yapılırken ben karşı çıktım. Hayır oyu verdim. Duruşum aynı. 2010'da yargı FETÖ'ye teslim edilirken Sadullah Ergin orada oturuyordu. Adalet Bakanı'ydı. Benim duruşum yine hayır verdim. Çizgim aynı. Benim çizgim değişmedi. Onlar bir kere olsun çıkıp da dediler mi bu millete? Ya biz hata yapmışız geçmişte. Böyle bir şey ne demiyorlar biliyor musunuz? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani doğru, bu dedik, o tarihlerde bu tavrı aldılar. Evet. Ama 2018'den itibaren partilerini kurdular. AK Parti'ye karşı mücadele 2019'dan ettiler. 2019'dan itibaren. Evet. AK Parti'ye karşı mücadele ettiler ve bunun da bedelini de gördüler. Evet. Yani Davutoğlu'nun kurduğu üniversiteye işte el konuldu. Eşi konferans yapamadı. Kendisi ve taraftarları, bu tweetleri atanlar dahil, iktidar tarafından hedefe konuldular. Bunların hiç mi kıymeti yok? Yani onlar tabii ki var. Erdoğan'a karşı bugün tutum almakla hata mı ettiler? Hayır hayır, bak ben ilkeden bahsediyorum İsmail Bey. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 418 milyar dolar para çalındı diyor. Hı hı. Değil mi? Bunu geri alacağım diyor. Ben katılıyorum kendisine. Bir itirazım yok. Ben de geri almak istiyorum. Ama bir sorum olacak.
Bu 418 milyar dolar 2019'da Davutoğlu ve Babacan ayrıldıktan sonra mı çalındı? 2002'den itibaren mi çalındı? Eğer 2019'dan itibarense, ayrıldıktan sonraysa, 4 senedeyse çok büyük para. Ama 21 senedeyse çok küçük para. Hangisi? Ben bunu merak ediyorum. Yani mesela Telekom'un özelleştirilmesinde bakandı Babacan. Burayı araştıracak mı? Mesela Irak'a ilk bomba düştüğünde milyar dolarlar kasamıza girecek dediği için Yüce Divan'a gönderecekti. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Ben diyorum ki bu ilkesizlik, bu tutarsızlık, ben göndereceğim. Ben, biz seçilirsek biz göndereceğiz. Davutoğlu Suriyelilerin hesabını verecek. Babacan o milyar dolar hikayesinin hesabını verecek. Telekom'un hesabını verecek. Bunları sormayacak mıyız arkadaşlar? Saygı abi, izninle bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi şöyle bir, daha önce sizi bir yazıda eleştirmiştim. Evet. Yazıdaki eleştirimi de kısmen size karşı da söylemek isterim. Evet. Sanki şöyle bir izlenim ediniyorum. Galiba ben de tek değilim bu izlenim edinmekte. Sanki Muharrem İnce'ye göre 14 Mayıs tarihi iktidarla muhalefetin adaylarının yarıştığı değil de CHP Genel Başkanı'yla Muharrem İnce'nin yarıştığı bir parti kurultayıymış gibi davranıyorsunuz şeklinde bir intiba oluşuyor bende. Evet. Daha çok konuşmalarınızın ağırlığı Kılıçdaroğlu ve CHP ile ilgili. Hayır arkadaşım, değerli kardeşim, bakın. Şimdi ben diyorum ki Telekom 2005'te özelleşti. Kim vardı başında? Erdoğan yok muydu? Erdoğan başbakandı. Ama hep Ali Babacan kısmını tartışıyoruz. Bir dakika, şimdi devam edeyim. Ali Dibo var değil mi? Ya bu CHP benim eski partim. Biz Ali Dibo'yu yer gök Ali Dibo demedik mi 2006'da? Ne olacak şimdi? Sadullah Ergin'i milletvekili yapacak CHP. Dokunulmazlık mı? Değişti, bir değişim dönüşüm olmuş demek. Hayır hayır, Ali Dibo'nun hesabı sormayacak mıyız? Ali Dibo'nun hesabı şimdiye kadar sorulmadı mı? Mesela? Sorulmadı tabii ki. Sorulmadıysa bunu sormayacak mıyız? Yani ben aklandım mesela, diyor Sadullah Ergin. Nasıl? O meseleden aklandım diyor. Benimle ilgili hiçbir yer kararı yok. Peki bir şey daha soracağım. 2010'daki aslında bu cevabı Sadullah Ergin vermesi gerekir ama hakim alımlarının hesabını FETÖ'cü hakimler onun döneminde dolduruldu. Bunun hesabı verilmeyecek mi? Sormayalım diyorsanız sormayalım. Sormayalım. Yok, sorulması gerekiyor. Çok ben bunları, hayır, ben hayır, bunları hayır, soruyorum. O hatta değiliz. Yani, yanlış anlaşılıyor. O hatta değiliz. Benim çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Kesmek istemem. Kastım şu. Yani 14 Mayıs'ta muhalefetle muhalefet yarışmıyor. İktidarla muhalefet yarışıyor. Ama sizi dinleyince sanki iki aday var, Kılıçdaroğlu ve siz. Ve sanki hani iktidarın kaybetmesinden çok muhalefetin kaybetmesi daha öncelikliymiş gibi bir intiba ediniyorum. Haksız mıyım? Böyle görüyorum. Haksızsınız. Anlatayım. Peki muhalefete muhalefeti ben mi ediyorum, bana mı ediyorlar? Cumhuriyet tarihinin en fazla iftira atılan siyasetçisiyim ben. Kim Cumhuriyet tarihi. Kim tarafından yani? PKK'lılar, FETÖ'cüler ve CHP'nin trolleri. Bakın anlatayım. Şimdi bu, bak şimdi vatan haini, hain yazmasını dahi bilmiyor. Hain, Y koymuş araya. Kim bu? Şimdi bakın, bunu FETÖ'cüler çıkarıyor. Gece 3.40'da beni askeri helikopterle saraya getirmişler. Bu fotoğrafı da bulmuş. Ya bu fotoğraf 2018'de, bütün adayları ziyarete gitmiştim. O zaman çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi bunu alıp, ya bunu FETÖ'cülerin yaymasına kızmıyorum biliyor musunuz? FETÖ'cüler, bu benim sorunum değil İsmail Bey. Bu Türkiye'nin sorunu. Bu Ergenekon balyoz döneminde nasıl sahte belgeler varsa şimdi aynısı yapılıyor. Bu yarın size olabilir. Yani ben CHP'li eski dostlarıma diyorum ki ya bu FETÖ'cülerle bir araya gelmeyin. Bak yarın istediklerini vermediğinizde aynısını size yaparlar diyor. Şimdi bakın bu. Şimdi mesela bakın yani sizin ben sana size gazetecilik yapamazsın demedim. O kanalda yapamazsın dedim. Yanlış anlaşıldı bak. Şimdi diyor ki, altyazı geçiyor. Memleket Partisi çatır diyor. Tavukçu devir, inadım devri değil dedi. Korkmaz Tavukçu diye parti meclisi üyesi istifa etmiş. Böyle bir adam yok. Dalga geçmişler, altyazı geçiyorlar. Şimdi bak devam ediyorum. Bolu Valiliğini taklit ediyorlar. Bolu Valiliğini. Diyor ki Bolu Valiliği, Muharrem İnce'nin diyor mitingi iptal edildi. Aynısını yapıyorlar. Bu sefer Bolu valiliği etmedik diye açıklama yapıyor. Bu sefer valilik Muharrem İnce'yi destekledi diyorlar. Şimdi bakın Allah aşkına ya. Ya bunu
Bunu benim eski arkadaşlarım paylaşıyor ya. Galeriden çekmişler bir son model jip fotoğrafını. Emine Erdoğan Ülkü İnce'ye hediye etmiş. Emekli fizik öğretmeni Muharrem İnce'nin eşinin arabası. Ya arkadaşlar, şeytan taşlamaktan tavaf etmeye zaman bulamıyoruz. Bak devam edeyim. Muharrem Bey şimdi mesela çok güzel anlatıyorsunuz. Devam edeceğim. Şimdi okuyan bombayı patlatmış. Mehmet Cengiz'in eşiyle Muharrem İnce'nin eşi kardeşmiş. Ben bu arada Yaşar Okuyan açıklama yaptım. Bu arada ben Yaşar Okuyan Bey'i aradım. Diyor ki, dedim ki doğru mu dedim sizin böyle dediğiniz? Hayır dedi, ben dedi böyle bir açıklamam uydurma yok dedi. Yani birileri uyduruyor, birileri demek yani, ki şey yapıyor. Mehmet Cengiz'in eşi hanımefendi Rizeli, benim eşim Balıkesir. Evet. Şimdi bakın, bu Adıyaman İl Başkanlığımız. Allah aşkına şuna bir bakar mısınız ya? Sıvasız bir baraka. Evet. Eşimin jipiymiş. Olmayan jipi. Bu da eşimin arabasının ruhsatı. Arabada bu. Gerçek araba. Bir öğretmen emeklisinin binebileceği 2016 model bir araba. Şimdi bunları kim yapıyor peki? Şimdi efendim siz muhalefete bunları, muhalefet. Bana siz, yapıyorlar arkadaşlar. Şimdi şöyle efendim. Siz Sayın mesela, çok özür dilerim. Bir düzeltme yapalım. Demin bir televizyondan, Halk TV yayınından bahsettiğiniz alıntı için siz Babala'da da TV'de de aynı şeyi yapmıştınız. Bilmiyorsunuzdur diye tahmin ederek ben bir düzeltme yapayım. İpek Özbey yayındaki arkadaşımız sonra 3 kere aynı yayında yanlışından dolayı düzeltme yaptı. Tweet atarak da özür diledi. Peki. Onu evet. Bir ayrı kenara, ayrı yere koymakta fayda var. Peki tamam. Buyurun saygılar. Teşekkür ederiz. Mesela bu önemli şeyleri açıklıyorsunuz. İşte ne bileyim eşinize ait olmayan bir arabanın işte bunlar niye CHP'lilerin yaptığını hep düşünüyorsunuz? CHP'liler yapıyor demedim. Yani bir herhalde benim eski hayır, arkadaşlarım. Hayır, FETÖ'cüler yapıyor. CHP'liler yayıyor. Bana geliyor, bana gönderiyorlar bunu. Benim tanıdığım, benim telefonumda kayıtlı kişiler. Kurultay delegesi. Geçmişte bana imza vermiş, oy vermiş. Bana diyor ki yakıştı mı diyor eşinin bu arabaya. Yazıyor bana bunu. Ben bunu görüyorum. Ben de tek tek açıklamaya çalışıyorum. En güzelini yapıyorsunuz siz de yani açıklama. Ne yapayım gerekiyor. Abi yani yapacağım başka bir şey yok. Benim ama şurada şu denklemde anlayamadığım bir şey var Muharrem Bey. Evet. Bu eleştiriler FETÖ'cülerin, işte PKK'lıların, terör örgütünün size yönelik eleştirileri sosyal medyada dolaşıyor diyorsunuz. Soru neden CHP'yi daha çok sık eleştiriyorsunuz? Yanılıyor muyum İsmail? Hayır bakın Muharrem Bey, Bartolu diye bir hesap var. Ama adam PKK'nın daha kadrosu. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bahset, ben anlıyorum. Bunların da büyük bölümde haklısınız ayrıca. Evet. Doğru da bulmuyorum bu yaklaşımı. Çünkü ikinci turu var bu işin. İkinci turda Muharrem İnce oy verecekler de o istenecek. Tabii. Ancak dediğiniz hesapların bir kısmını da ben de takip ediyorum. Marjinal diyebileceğimiz bazıları etki gücü çok sınırlı unsurlar. Ve bunları CHP'ye genellemek, CHP'lilere genellemek eski partinize de haksızlık değil mi? Soruma dönmek isterim. CHP'lilere genellemiyorum. Ona bunlara inanan eski arkadaşlarıma yapmayın bunu. Ama diyor. Tamam da yani yapmayın çok sınırlı bunu. Bir grubun hepsi yaptığı, yapıyor demiyorum. Yani çok sınırlı bir grubun yaptığı faaliyet şu an CHP'lilerin üzerine kalmış durumda. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sizin aleyhinize bir şey duymadık. CHP yönetiminden de sizin aleyhinize bir şey duymadık. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na bu konudan şikayetçi olduğumu söyledim. Kendisine anlattım mı? Ne zaman efendim? O görüşmede. Son partiyi ziyarete geldi. Ondan önce de İkimizin ortak tanıdığı birisini anlattım. Dedim ki bu konuda bir şikayetim var. Ya lütfen dedim. Hatta isim verdim. Yönetimde şunun adamları dedim. İftira atıyorlar dedim. Böyle olmasın haber gönderdim. Sonra da partiye ziyarete geldiğinde dedim ki rahatsızlığım var. Size bizzat dedim ben haber göndermiştim. Şimdi yüzünüze söylüyorum. Birbirimize bunu yapmayalım dedim. Lazım oluruz dedim. Bunun ikinci turu var dedim. Birbirimizi incitmeyelim dedim. Sizle ilgili böyle bir şey olursa dedim ben hemen etki alanımdaysa yapabileceğim bir şey varsa yaparım dedim. Ama siz de lütfen bana hakaret ettirmeyin dedim. Söyledim bunları ben. Bir sorumu tamamlamak isterim. Yani şu an Türkiye'de genel iklim. Siz bir muhalif siyasetçisiniz. Yıllarınız orada geçti. Bugün hala oradasınız. Evet. Şu an iktidarı temsilen bir aday muhalefetten 3 aday var.
Evet. Elinde sonunda bu seçim 14 Mayıs iktidarla muhalefet arasında geçiyor. Ama sorumu tamamlayarak bitireceğim. Sanki siz bir 14 Mayıs'ı bir parti kurultayı gibi görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu'yla rekabet halindeymiş gibi görüyorsunuz. Ve günün sonunda size sormak isterim. Kılıçdaroğlu sizin de aldığınız oylarla kaybederse siz de kaybetmiş olmayacak mısınız? Hayır. Bak şöyle. Şimdi bir kere şuradan bir çıkalım. Seçim kaybedilirse sana fatura keseriz. Bu dön dolaş böyle bu tehditten bir çıkalım bir kere. Ben o tehdit... Hayır, sizin için söylemiyorum. Bu kılıf hazırlamak olur. Bu kılıf hazırlamak. Yani bu Türkiye'yi düşünmek değil. Bu seçimi kazanmaya odaklanmak değil. Ya zaten seçimi kazanmaya odaklasalar benim babala yayınımın ortasına reklam vermezler yani. Yazık yani. O reklama yazık ya. O parayı gidin başka yere harcayın. Şimdi bakın, şu anda kaybedersek peşin peşin söyleyelim suçlu seni ilan eder. İstediğin kadar ilan et. Kendine bakacaksın. Bir, 17 parti bir araya gelmişsin. İki, 11 büyükşehir belediyesi senin. Televizyonların var, gazetelerin var, trilyonlarca lira hazine paran var. Benim bir şeyim yok ya, 2006 model bir otobüsüm var, bir de telefonum var. Benim bir şeyim yok. Hazine param yok. Hiçbirisi yok. Ben gönüllüleri olan bir otobüsü, bir telefonu olan Muharrem İnce'yim. 11 Büyükşehir Belediyesi ne demek ya? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Muğla, Aydın, bunlar hep elinde. Trilyonlarca hazine param var. Bak bir tane reklam filmi veremiyoruz. Paramız yok. Miting yapamıyorum. Erdoğan mı fazla miting yapar, Kılıçdaroğlu mu, ben mi? Tabii ki ben yaparım. 2018'deki olduğu gibi. Para olsa yapacağım. Ya para yok, miting yapamıyoruz. 12 tane yapacağız. Şimdi bütün bu imkanlar elinde olacak. Kaybedersen seni suçlu ilan ederim. Öyle bir şey yok kardeşim. Kendine bakacaksın önce. Yani 13 ayda bir adayı zor belirlemişsiniz. 13 ayda. Kazanacak aday demişsiniz. Sonunda kazanamayacağına vurgu yaptığınız kişiye aday yapmışsınız. Ben mi yaptım bunları? Ekrem İmamoğlu aday olsun, Mansur Yavaş aday olsun diye ortalıkta çırpındılar, durdular. Sonra ne oldu? Beni aday yapın, olur. Bana ne vereceksin? Sana bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, on da milletvekilliği. Sana da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, on da milletvekili. Herkese dağıtacaksın. Sonra kazanamayınca suçlu beni ilan edeceksin. Kusura bakmayın. Efendim ya. Şöyle tabii denilecektir. Yani Muharrem İnce yüzünden kaybedildi denilecektir. Neden? İstediği kadar desinler. Şöyle deniliyor. Mesela araştırma şirketlerinin araştırmalarının kamuoyu yoklamalarına bakıyoruz. İşte Muharrem İnce'nin oyu işte %4-5 gözüküyor. Onu İsmail daha iyi biliyor. Yok ben şey söyleyeyim. O anketleri takip ediyor vallahi. Hayır, dün, 16 yıl kadar dün mesela Dün Makın araştırması vardı. Orada dayanarak söylüyorum. Mesela diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu %47.8, Recep Tayyip Erdoğan %43.7, Muharrem İnce %3.4. İyi ayarlamışlar. 4, Sinan Ogan 1.1, kararsız da %4. Kararsızların tamamını da size aktarmış olsak tamamını bakıyorsunuz o zaman Muharrem Bey'in alacağı oy %7.5. Evet. Şimdi Muharrem hemen onu Kemal Kılıçdaroğlu'nun üstüne ekleyelim. Hayır şöyle yok, üstüne eklemeyin. Şimdi bakıyorsunuz ki iktidara en yakın %47.8 sizin partiniz. Yani siz de o partinin evladısınız. Evet. 21 yıl partinin milletvekilliğini yaptınız. Daha önce işte il başkanlığı görevinde bulundunuz. Hatta partinin grup başkan vekilliği Cumhurbaşkanı gibi en adayı, genel partinin cumhurbaşkanı adaysınız. Biraz şöyle denince yani bazen izleyicilerden veya işte CHP'lilerden şu eleştirileri duyuyoruz biz. Yani keşke Muharrem Bey işte 10 dakikada çekilse. Siz çekilmeyi düşünür müsünüz ne efendim? Ne demek çekilse ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani şöyle ya deniyor. Bir şey söyleyeyim. Bu çok antidemokrat. O zaman şu cümleyle söyleyeyim. Hayır şöyle anlatayım. Nasılsa yani o kazanma durumu yok. Şöyle. Bu anketlere göre. Hayır. Bir şey söyleyeceğim size. Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu çok antidemokratik. Olur ne olacak? İnsani ya, değil bu. Muharrem Bey 12 Mart... anlatayım ama bu. Şimdi soruya cevap ver. Ek olsun diye söylüyorum. Şimdi sizin... bu tam bir ihale mafyası yöntemidir. Tam bir ihale mafyası. Bir şirket bir ihaleye girer.
Paravan 3 tane de şirket girer oraya. Paravan 3 şirket dosya verir. Sonra çekilir onlar. İhaleyi diğeri alır. Ben ihale mafyası değilim. Ben Cumhurbaşkanı yardımcılığı, 2 bakanlık, 10 milletvekili değil. Ben ihale mafyası değilim. Demokratik hakkımı kullanıyorum. Siyaset vekaleten kesinlikle yapılan bir iştir. 114 bin kişi ilçe seçim kuruluna gitmiş, imza vermiş. 73 ilde il başkanlığı açmışız. 485 ilçede ilçe başkanlığımız var. Bu insanlar kiralarını ödemiş. Bu insanlar oraya mobilya almış. Hazine parası değil bunlar. Alın teri. Böyle bir şey olur mu? Ne demek çekilse? Peki niye çekilmedi Meral Akşener 2018'de? Temel Karamollaoğlu madem o kadar çok biliyor da niye çekilmedi benim lehime? Niye çekilmedi? Sayın Kılıçdaroğlu o zaman niye Meral Hanım'dan çekilmesini istemedi? O zaman demokratik hak. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olur mu? Çekildim. 87 kilogram geliyor. Bu doğru değil yani. Yani böyle şu durumda net kararınız anladığımız kadarıyla. Ne demek? Böyle bir Saygı Bey böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz. Oy pusulaları basıldı. Çekildin. Sanki oyların hepsi Kılıçdaroğlu'na. Peki üzülmez misiniz efendim? Hayır yok, yok öyle bir şey canım. Öyle bir şey olur mu? Saygısızlık bu. Hayır, seçimi yani önemli bir az bir oyla. Saygısızlıktır bu. Az bir oy siyasete almanız. Siyasete saygısızlıktır. Ben bir hatırlatma yapacağım. 12 Mart 2023 tarihinde basın toplantısı yapmışsınız ve toplantıda size Millet İttifakı'nı yanaşır mısınız ya da Cumhuriyet hangi ne tarafa hangi ittifaka yanaşırsınız gibi bir soru soruluyor. Soruyu tam hatırlamıyorum ama sizin ifadeniz şöyle. Birincisi daha 60 gün süre var. Meydana bir çıkalım, bir tartılalım, mitinglerimizi yapalım, bir konuşalım. Olmuyorsa seçime 2 gün kala gereğini yaparız. Biz gereğini yaparız da başkaları da gereğini yaparlar mı acaba? Ben yaparım, biz memleket sevdalısı insanlarız. Buradaki gereğini yaparız dediğiniz de peki? Böyle 1, 2, 3, 5 böyle bir rakam yok ortada. Yani Saygı Bey'in verdiği... Anketler için diyorsunuz. Hiç öyle bir rakam peki. Yok. Çok iyi biliyorum ben sahayı. Ben de bu havayı... Yıllardır sahayı koklayan birisi. Muharrem Bey özür dilerim söyleyeyim. MAK araştırma şirketinin dün yani kamuoyuna açıkladığı rakam. Bana güven veren, hayır, yok yani bana şey güven olarak, vermedikleri için. Ben şimdi bu ben yani şey bana size. Ait bir şey değil. Onların dün kamuoyuna açıkladığı rakamdan. Ben size bir şey demiyorum. Öyle bir durum yok sokakta. Yani gençlerde yeni oy kullananlarda birinci partiyiz bir kere. Kararsızlarda birinci partiyiz bir kere. Bunu ben görüyorum sokakta. Hiç de öyle bir durum yok. Biz bu yarışta bir ilkeyi ortaya koyuyoruz. Menfaat ittifakı değil. Beni Cumhurbaşkanı adayı yapın, sizler de hepinize bakanlık vereyim, milletvekilliği vereyim, Cumhurbaşkanı yardımcılığı vereyim. Böyle bir düzen yok. Biz bir ilkeyle ortaya çıkıyoruz. Bu ilkede duruşumuz var, omurgamız var. Biz ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı söylüyoruz. Mesela ben diyorum ki, beni Cumhurbaşkanı seçerseniz size söz, eğitim layık olacak. Bilimsel olacak. Tarikatlar cirit atmayacak eğitimde. Bunu net söylüyorum. Desteklediğimiz yerler var, desteklemediğimiz yerler var. Azerbaycan'a yardım edeceğiz. Mavi vatanı destekliyoruz. Yes be annem dedikleri günlerde bu iktidarın Kıbrıs politikasını desteklemiyordum. Bugün geldiği noktada destekliyoruz. Biz bu ülkede Libya tezkeresini destekliyoruz. Eğer Doğu Akdeniz'de enerjiden pay alacaksak orada olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Biz belki de önümüzdeki dönemde parlamentonun anahtar partisi olacağız. Ben barajla ilgili bir sıkıntı görmüyorum. O parlamentoda temsil edildiğimiz zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen, duruşu olan, milli bir duruşu olan bir parti olacağız. Siyasette FETÖ'cülerin, PKK'lıların saldırdığı ortamda yarıp geçeceğiz. Bir huş harekat yapacağız biz. Köroğlu gibi izliyoruz. Her taraftan saldırıyorlar bize. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Müsaade misiniz? Ya, tabii, tabii. Şimdi bu aslında az önce söylediğiniz ifadeyi başka biçimlerde tekrar ettiniz. Yani bir yanda Hüdapar, Hizbullah, öbür tarafta PKK. Bunu bazen de şöyle ifade ediyorsunuz. İşte diyorsunuz ki yedili masa. Yani HDP'nin orada işbirliği halinde olduğunu da ifade ediyorsunuz. Tabii bu çok aşina bir cümle. Yani Erdoğan'ın aslında biraz masa için kullandığı bir cümle. Siz de hak veriyorsunuz anladığım kadarıyla yani bunu kullandığınıza göre. Erdoğan kendine baksın. O da Hüdapar'la birlikte. Tabii tabii. O da Hizbullah'la birlikte. İtirazım yok. Yani... Hak veriyorum. Aynen katılıyorum. Tabii, aynen katılıyorum. Tabii. Ancak arada şöyle bir nüans olduğunu düşünüyorum. Yani HDP, Hüdapar, nihayet Hüdapar
AK Parti'nin listelerinden milletvekili sokuyor. Devlet Bahçeli ile beraber onun lideri törenlere katılıyor. Evet. Fakat HDP altılı masanın bir bileşeni değil. Altında da değil, üstünde de değil. Oy vereceğini ifade etti. Herhalde HDP size oy vereceğini söylese yok demezsiniz değil mi? Tabii. Bana oy vermeyin der misiniz? Ben herkesten oy isterim. Tabii. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun HDP'den oy almasında ne mahsur var? Hiçbir mahsur yok. O zaman neden söylüyorsun? Hayır hayır bak ama angajmanlar olmasın diye söylüyorum. Hiçbir sakınca yok. Ben Sayın Kılıçdaroğlu HDP'den de oy isteyebilir, AK Parti'den de oy isteyebilir, Memleket Partisi her 85 milyon, 64 milyon seçmen var. Hepsinden oy isteyebilir. Bunda bir sakınca görmüyorum. Fakat mesela şimdi HDP demişken konuya gireyim. Demirtaş'ın bir tweetini gördüm. Bugün mü? Evet. Bugün. Muharrem Hoca diye size seslendiği tweet. Ondan bir önceki de. Evet. Erdoğan'ın fotoğrafı var. Benim fotoğrafım yok. Yine Erdoğan'ın fotoğrafı var. Sinan Oğan'ın fotoğrafı yok. Yine Erdoğan'ın fotoğrafı. Bir de Kılıçdaroğlu. Evet. Yani şaşkınlıkla izliyorum. Hiç yakışmamış. Ama ben Demirtaş'a bir şey söylemek istiyordum. Bak Selahattin Demirtaş, Muharrem Hoca'dan sana bir ders olsun bu. Bugün hapiste yatıyorsan dokunulmazlıkların kaldırıldığı için yatıyorsun. Değil mi? Meclise dokunulmazlıkların kaldırılmasında başbakan kimdi biliyor musunuz? Kimin imzası var? Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu. Bak Davutoğlu teklif etmiş kanun teklifini. Ali Babacan'ın imzası var. Selçuk Özdağ'ın imzası var. Sonra sıkı durun. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Anayasaya aykırı ama AKP'nin teklifine evet diyeceğiz. Sonra da Muharrem İnce'nin açıklaması var. Muharrem İnce'den partisi CHP'ye dokunulmazlık tepkisi. Ben hayır oy verdim. Babacan Davutoğlu hazırlamış, Kılıçdaroğlu oy vermiş, dokunulmazlıklar kaldırılmış, Demirtaş hapse girmiş. Bana laf yetiştireceğini arkadaş. Bak dokunulmazlıkların kaldırılmasına ben hayır oyu verdim. Şimdi devam ediyor. Devam ediyor. Ya kusura bakmasın da Demirtaş. Bu ülkede yargı FETÖ'ye ne zaman teslim edildi? 2010'da. O zaman ne yaptınız siz? Ne yaptınız? Boykot ettiler referandumu. Türkiye'de dönüm noktalarından birisidir 2010. Öyle bir kötülük yaptınız ki siz Türkiye'ye. Bu yargıya öyle bir büyük kötülük yaptı ki o zaman HDP. Yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. Gezi olaylarında neredeydin Demirtaş? 2010 referandumunda neredeydin? Gezi'de neredeydin? Açılım ortağında AKP'nin, açılım sürecinde AKP'nin ortağıydın. Ortaydı. Böyle bir düzen olamaz. Yani biraz hafızasını zorlamasını istiyorum. Ama bir şey sorabilir miyim? Bütün bunları siz 2018'de onun cezaevine ziyarete gittiğinde de yüzüne söyleyebilirdiniz. Söyledim zaten. Yani bütün bunlar o zaman... Hayır mesela, bu yeni tweet attığı için. Tamam ama mesela bu tweet... Ben sadece onu ziyarete gitmedim tabii. Sayın Akşener'e, Sayın Karamollaoğlu'na, Sayın Erdoğan'a, Sayın Demirtaş'a, bütün Cumhurbaşkanı adaylarına ziyaret ettim. Orayı bir düzeltelim. Ya bunu, şunları söylemek istiyorum ben. Bakın. Şunlar ötürü söyledim Muharrem Bey. Şimdi bu. Ya ben mesela, niye Erdoğan'ın türevi olayım? Erdoğan'ın türevi Demirtaş açılım süreci. Değilsiniz. Yok değilsiniz. Haklısınız. Neden, İtiraz, neden onun türevi? O eleştirinizde haklısınız ama. Değilsiniz fakat. Şimdi dediniz ya 2010. O kırılmaların hemen hemen hepsinde siyasetten ben size yakın durdum. Yani sizinle evet, evet. Aynı çizgideydim. Ancak şunu söyleyeyim. Yani bütün bu meseleler 2018'de siz Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda da vardı. Ve siz... O günlerde ben sizi yakın takip ediyordum. Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gittiniz. Hakkari'de miting yaptınız. Hatta bütün iktidar medyası canlı yayınladı ki aman oradan biri Selahattin desin de yayınlayalım. Muharrem İnce'yi PKK'lı gösterelim. Bugün yaptıkları gibi. Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları gibi. Evet. O zamanlar eşiniz Demirtaş'ı ziyaret etti. Siz, yani Demirtaş'ın eşini ziyaret etti. Siz Demirtaş serbest bırakılsın dediniz o günlerde. Kampanya için serbest bırakılsın dedim. Ama suçsuzsa kampanya olsun olmasın. Hayır, yani. Hayır bak, şöyle olsun. Dedim. Şöyle dedim bakın. Ben kimse için ne tutuklansın derim ne serbest bırakılsın derim. O benim işim değil. O mahkemelerin suçsuzsa işi. Suçsuzsa bırakılsın. Hayır. Suçsuzsa tabii ki bırakılsın. Ama mahkemeler karar verir buna. Türkiye'de mahkemeler ki, bağımsız mı? Tarafsız. Tabii ki değil. Ben şunu söyledim orada. Yani düzeltelim orayı. Dedim ki YSK karar vermiş. Aday olsun demiş.
adaydır bu demiş. Muharrem İnce adaydır demiş. Muharrem İnce miting yapıyor. Erdoğan'a adaydır demiş, miting yapıyor. Akşener'e adaydır demiş, miting yapıyor. Demirtaş'a aday olabilirsin demiş. Ama miting hapiste tutuluyor. Ben de dedim ki çıksın o da mitingini yapsın. Seçimden sonra bakarsınız duruma dedim. Ben bunu söyledim. Ben tabii haklısınız doğrusu ama ben aslında bir çelişkiye de işaret etmek istiyorum. O gün bu çizgiyi tutturdunuz ve savundunuz. Aynı çizgideyim. Tamam ama bugün mesela Kılıçdaroğlu sizin gibi, sizin kadar davranmadı. Siz cezaevine gittiniz, görüştünüz. Fakat buna rağmen şimdi Kılıçdaroğlu HDP masada olmadığı halde HDP ile işbirliği yapmakla suçlanıyor. Hayır hayır bak ben Kılıçdaroğlu'na cevap vermedim. Siz çok özür dilerim. Bir şey daha ekleyeceğim. Ben Demirtaş'a cevap verdim. Hayır hayır. Yok diğer konuşmalarınızda altılı masayı HDP ile birlikte olmakla suçladığınız için söyledim. Evet. Ki o günlerde ben hatırlıyorum siz mesela HDP'li bakan da olabileceğini söylemiştiniz kendi kabinenizde. Yani o boyutta ileri bir cümle kurmuştunuz. E şimdi bugün altılı masayı HDP'li yan yana olmakla itham etmek kendi içiniz açısından çelişki oluşturmuyor mu? Hayır bakın çelişki yok ama bazen bu PKK'nın dağ kadrosundan falan açıklamalar, videolar görüyorsunuz değil mi? Kasıtlı yapıyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Öyle düşünmeniz bunlar gerekiyor. Bunlar Kılıçdaroğlu'nun işine yarar mı sizce? Hayır, iktidarın işine yarar tabii ki. Tabii ki tabii. Bunlar Erdoğan'ın işine yarar. Evet, yani o yüzden bazen şöyle dağ kadrosu ben falan dedikleri zaman... Ben bunu söylemek istiyorum zaten. Dağ kadrosu falan dedikleri zaman belki farklı bir biçimde özellikle kasıtlı olarak da bunların yapılacağını görmek ben gerekiyor. Ben de onları söylüyorum. Doğru, haklısınız. Ben de bunları söylüyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Yani benim bugün Selahattin Demirtaş'a cevap vermem. Ya unutmuş herhalde geçmişi ki. Yani içeride yatıyorsa bak sorumlularını gösterdim ona. Muharrem Hoca'yı doğru anlasın diye. Efendim tabii her şeyi kendi dönemiyle, kendi şartları içerisinde görmek gerekiyor. O günlerde acaba CHP böyle bir oy vermemiş olsa başına neler gelebilirdi onu da ne gelebilir? Ben vermedim mesela. Mesela partide tamam siz bir vermeyebilirsiniz. Bir kişi hiçbir şey etkilemiyor. Sonucu etkilemiyor ama bir de şöyle bakmak lazım. O zaman vay bu PKK'lılarla bilmem işbirliği vay bak görüyor musunuz bunları? Peki bana yani, PKK'lı dediler mi? Abdestinizden şüpheniz yoksa efendim yani bugün bile Kılıçdaroğlu'na bugün hala PKK'lı diyorlar efendim. Hayır hayır. Hayır PKK'lı işbirliği yapıyor hayır. diyorlar. Saygı Kılıçdaroğlu için mesela. Biz şöyle ilkeli durmalıyız. Ben ilkeyi savunuyorum öteden beri. Yani kim ne derse desin. Ben bunu söylediğimde dokunulmazlıklara hayır dedim. Bir televizyon kanalına çıktım. Dokunulmazlıklara ben hayır oyu vereceğim dedim. Kimse bana PKK'lı falan demedi. Dese ne olacak? Deyince hemen PKK'lı mı oluyorum ben? Ama kamuoyunda ne kadar büyük etkisi var efendim. Hayır bakın, hayır. Kılıçdaroğlu'nun bugün PKK ile ilişkisi mi var? FETÖ ile ilişkisim var ama doğrudan PKK ile FETÖ ile işbirliği yapıyor. Benim 10 milyon dolarlık jipim mi var? Tamam yok. Desinler ne yapalım? Bakın, şey. Hayır bak şu anda size ona cevap veriyorsunuz. Veriyorum haklı işte olarak. Tamam İsyan onu da verirsiniz. İsyan ev ama bunun şeyi sonu bitmiyor ki. Yani bu öteden beri devam ediyor. O zaman şey yapalım. Anayasaya aykırı ama evet diye. Yani efendim. Bu mantık doğru bir değil mantık ya. Değil. Devri sabık yaratacak mısınız? Bakın ben Cumhurbaşkanı seçilirsem. Yargıyı bağımsızlaştırmamız lazım. Bu iktidar döneminde yapılan bütün ihaleleri inceleteceğiz. Tabii ki inceleteceğiz. Eğer bir şaibe varsa yargıya teslim edeceğiz. Yargı gereğini yapacak. Bağımsızlaşan yargıya diye. Bağımsızlaşan yargıya. Ama bizim kimseye ceza vermek gibi bir hakkımız yok ya. Öyle evet. haddimiz de yok. Öyle bir görevimiz de yok bizim. Yani burada usulsüzlük var mı? İncelersin. Varsa eğer tespit edersen yargıya verirsin, yargı gereğini yapar. Aynen yürütmenin be. Başının insanlara ceza vermek gibi, onları hapse atmak ya da hapisten çıkarmak gibi bir görevi yok tabii. Tabii. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi tabii ben sizinle de daha önce programa katıldım, başka siyasi liderlerle de katıldım. Genelde liderler kalabalık bir mahiyetle geliyorlar. Hatta önceden onun yardımcıları geliyor. Gelenler arasında eski bürokratlar oluyor. Bilirsiniz zaten. İşte Kemal Bey geldiğinde onun da öyle. Meral Hanım geldiğinde onun da öyle. Evet. Fakat şimdi buraya geldim. Tabii siz yardımcılarınızla, sınırlı sayıda yardımcılarınızla gelmişsiniz. Evet. Aslında yani gündelik beraber hareket ettiğiniz, korumanız, özel kaleminiz var. Fakat etrafınızda A takımı diyebileceğimiz kadronuzu göremedim. Esasen ben daha çok sizi tek başınıza görüyorum. Babalarda da tek başına, burada da tek başına, sokakta da tek başına, otobüste de tek başına. Siz kadronuz mu yok? Ya da
Tek başına olmanızın sebebi ne? Bu tek başına oluşunuzla koca ülkeyi nasıl yönetmeyi düşünüyorsunuz? Güzel. Şimdi anlatayım o zaman. Ankara birinci bölge, birinci sıra adayı Mülkiye'de profesör. İstanbul... Adı ne? Bilmiyoruz mesela. Duymadım. İpek Özkal Sayan, tamam, partinin tamam, sözcüsü. Tamam. İstanbul'da birinci bölge, birinci sıra Serkan İleri. ODTÜ Boğaziçi inşaat mezunu. Orada doktora yapmış. Hoca. Bir başka lise başı Nurdan Şahin Demirbağ. Ankara Üniversitesi'nde ziraat profesörü, tarım profesörü. Mersin birinci sıradaki adaymış, Hacettepe mezunu bir hekim. Muğla birinci sıra adayımız 40 yaşında, Bilkent mezunu genç bir kardeşimiz. Aydın birinci, İzmir birinci sıra adayımız eski CHP'nin il başkanı. CHP'nin il başkanı. Şimdi bütün bunları tek... Bunları niye görmedik de sizden şu an duyuyorlar? Hayır, devlet bilgimesi falan olan da yok. Çağırdınız da nasıl? Şöyle baktığınız zaman hani devleti tanıyan, devletini... Bursa birinci sıradayı eski müsteşar yardımcısı. Özür dilerim, tekrar sorayım. Biz neden onlardan haberdar olduk? Arkadaş, çağırdınız da haberiniz mi olmadı? Sen Halk TV'ye beni çağırabildin mi de onları çağıracaksın? Şunu söyleyeyim şimdi, eski çalıştığım yerde... Tamam ya, mesela yani beni çağıramazsın. Bu sizin suçunuz değil ki. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben buradayım ama orada çalışan çok saygıdeğer, namuslu, haysiyetli çalışan arkadaşlarımız... Hiçbir itirazım yok. Ben... Haksızlık olur yani orada. Hayır. Muharrem Bey ama zaten İsmail'in söylediği çalışıyor. Çağıramazsınız, onu anlatmayın. Yok, niye çağırmayalım? Biz çağırırız da biz görmedik de derdiniz yok, sizi çağırıyoruz. Siz öyle çıkıyorsunuz Muharrem Bey, onu demek istiyorsunuz. Mitingde, konferansta, etkinlikte... Olur mu öyle şey canım? Yani basın toplantısı yaptım... Kahvaltılı basın toplantısı yaptım. Bütün MYK'yı tanıttım. Arkadaşlar dedim. Arkadaşlar sadece beni değil arkadaşlarımı da davet edin dedim. Bir tane davet gelmedi. Bir parti sözcümüze geliyor bazen. Parti sözcümüze geliyor. Orada haksızlık yapmayın. Onun haricinde çağırın. Bak söylüyorum. İstanbul birinci bölge birinci sıra adayı. Buyurun çağırın. Buyurun çağırın, konuşsun adam. Çok da iyi hatiptir. Kefilim. Buyurun çağırın. Bakın şimdi bu kadro meselesinde, peki ben dolar 8-10 lira olacak dediğimde herkes bana güldü. Değil mi? Oldu mu sonra? Oldu. Peki deprem bir beka meselesidir dediğimde herkes bana gülüyordu. Şimdi su krizi kapıda, su krizi. Terörden daha kötü. Bakın su krizi göreceksiniz, terörden daha büyük bela. Peki bu öngörülerimin hepsi tutuyorsa ben falcılarla mı çalışıyorum, uzmanlarla mı çalışıyorum? Ben uzmanlarla çalışıyorum. Yok doğru, siz yani şeyde işte... Hepsini bu, ben bilmiyorum elbet. Muharrem Bey, parti yokken de siz böyle bir grup arkadaşınız hep çalışıyorsunuz. Var benim, sayılar abi, yani biliyorsunuz. Birkaç defa ben sürekli olarak çalışıyorum. Evet. Yani şu anda parti üyesi olmayıp... Saygı abi biliyor diye sormayalım durumu yok. Soracağız ya, yani. Millet bilsin. Saygı abinin bilmesi neyi değiştirir? Hayır. Saygı abi de pek oy verecek mi görünmüyor size yani. senden alacağım oyu ya. Nasip kısmet. Nasipse seçmeniz. Efendim, 7 saat bu kadar şeyiz. 7 saat de bizim programımız. Hayır, şunu söyleyeyim. Ben yıllardır. Ekonomi, dış politika, güvenlik, tarım, eğitim, bu konuda benim ekiplerim var. Evet. Yıllardır. Ben yıllardır ders çalışıyorum. Yani yüksek lisansımı geçen sene bitirdim ama ben... Ne üzerine yaptınız? Siyaset bilimi ve kamu yönetimi. Ben şunu söyleyeyim. Sürekli çalışmaya uğraşıyordum zaten. Yani kendimi öğrenciyim diyordum. Anlatabildim mi? Ben öğrenciyim. Yüksek lisans öğrencisiyim. Sürekli olarak oturuyoruz bir masanın etrafına. Devlette yöneticilik yapmış, akademisyen, yazar, çizer, oturuyoruz. Saatlerce bunu tartışıyoruz. Bunu her hafta yapıyorum ben. Şimdi değil bu. Parti kurduktan sonra değil. 15 senedir böyle bu. Muharrem Bey, şuraya gelebilir misin? Buyurun. Şimdi bakın, az önce bazı isimler saydınız. Ali Babacan dedik, işte Ahmet Davutoğlu dedik, işte Saadet Partisi. Bunlar CHP ile birlikte bir araya gelebiliyorlar. Ama Muharrem İnce ile gelemiyorlar. Neden gelemediniz efendim? Şimdi bu konuyla ilgili olarak da bildiğim kadarıyla doğru da olmayabilir. Bir duyumdu tabii.
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Börücek'le önce bir görüşmeler yapıldı. Tekrar birlikte oldu. Sonra onun annesinin vefatı nedeniyle ara verildi. Sonra başka isimlerle görüşüldüğüne ilişkin bazı bilgiler var. Siz Deva Partisi'ne kaç milletvekili verdiyseniz, size çünkü 12 milletvekili denildiği söyleniyor. İki fazlasını dediniz. Dediğinizi biz duyuyoruz. Öyle demedim. Veya ona yakın öyle bir şey. Yani bu CHP ile nasıl bir saygı abi, oldu? Özür dilerim Muharrem Bey, saygı abi. Sorunuzu bekleme yapmak istiyorum. Çok özür dilerim. Tabii buyurunuz. Bir tweetiniz vardı Muharrem Bey. Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi milletvekili seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bu günlerini görmesini çok isterdim. 2018'de Millet İttifakı kurulduğunda övmüşsünüz, alkışlamışsınız. Evet. Bugün neden yanlış buluyorsunuz? Bugün ne değişti? İlkesiz buluyorum. İlkesiz. Hayır, bakın şundan dolayı. Şimdi iki soru... Şeyle başlayınız efendim. Bu evet. CHP ile ilişkilerimizi niçin kurulamadı, niçin bozuldu? Veya o pazarlık demeyelim de o görüşmelerin perde arkasını bir anlatırsınız. Anlatayım bakın. Şimdi birincisi, CHP, Kemal Bey'i kastetmiyorum burada. Çevresini kastediyorum. Onlar benim görüşmemi, anlaşmamı istemezler. Çünkü onlar her halükarda, Kılıçdaroğlu'nun son seçimi bu. Kazansa da son seçimi, kaybetse de son seçimi, Muharrem İnce'nin CHP'nin önünden geçmesini istemezler. Bir kere bunu bir doğru bilelim. Yani çevresi, kendisini kastetmiyorum. Çevresi bunu istemez. İstemedikleri de ortada zaten. Peki Sayın Kılıçdaroğlu'yla benim aramda bir husumet yok. Birbirimizi tanımayan insanlar değiliz. Yani en özel cep telefonu bende vardır. Onunkisi, benimkisi de onda vardır. Korumasının telefonu bende vardır. Benim korumamınki onda vardır. Eşlerimizin telefonu vardır. Yani birbirine ulaşamayacak insanlar değiliz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aracıya da gerek yok. Mesela ne yapmışız biz? İmza toplamışız. İmza toplamışız. Kurallar çekilecek yarın. O gün ziyarete geliyorsun. Oysa Milli Yol Partisi'ne gitmişsin. Bağımsız Türkiye Partisi'ne gitmişsin. Bunların hepsini tamamlamışsın. Evet. Şimdi en önce gitmen gereken, 13 aydır Deva ile, Gelecek'le, Saadet'le görüşüyorsun. Muharrem İnce de bir parti kurmuş. Hiç oralı olmamışsın. Dostlar alışverişte görsün diye son gün gelmişsin. İmzaları toplamışız biz. Eğer bu tür görüşmeler olacaksa imza, dur bakalım daha imza toplamadan görüşme, imzaları toplamışız. Kura çekilecek. Peki gelmişsin. Orada ne konuşmuşuz? Depremi konuşmuşuz. Ama bunun hiç öncesi yok mu efendim? Daha önce hiç o... Ben kendisini muhatap alırım. Ha tamam yani. Kendisini muhatap alırım. Yani onlar ayrı. Deprem konuşmuşuz. Trolleri konuşmuşuz. Seçim güvenliğini konuşmuşuz. Peki şöyle bir şey olabilir miydi? Oldu mu? Arkadaşlar... Sayın Kılıçdaroğlu'nun heyetindekiler, benim heyetimdekiler. Arkadaşlar bizi bir baş başa bırakın, ikimiz bir şey konuşuyoruz. Böyle bir şey oldu mu? Bu da olmadı. Bu da olmadı. Bunların hiçbirisi olmadı. Şimdi, peki bana bu şekilde konuşulsaydı ne konuşurdu? Derdim ki bak bir, ilkelerde bir anlaşalım. Atatürk'ü tartıştırmayacağız. Mesela hala Anıtkabir'e altılı masanın gitmemiş olmasını yadırgıyorum. Yadırgıyorum yani. Atatürk'ü tartıştırmayacağız. Terörün her türlüsünü kınayacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni ne yapacağız? Eğitimi tarikatlardan temizleyecek miyiz, temizlemeyecek miyiz? Burada anlaşmamız lazım. Bunlar CHP ile kiminle anlaşabileceğiz? Temel Karamollaoğlu ile birlikte olursa nasıl yapacaksınız o işi? Yok efendim, Temel Bey de o kadar şey değil ki. Açıklaması var adam. Yok öyle bir şey diyor, yapamazsın diyor ya. İstanbul Sözleşmesi için. İstanbul Sözleşmesi için de tarikatlar için de yapamazsın diyor. Şimdi bunlar da anlaşamadık da. Gayet şey yani tarikatlarla Milli Eğitim Bakanlığı yani şu AKP iktidarı döneminde sözleşmeler yapıldı. Adamlar sözleşmelere geldi. Türgev değerler eğitimi dersini evet. Türgev veriyor. Evet efendim. Böyle bir şey olabilir mi? Ensar veriyor, İsmail Ağa veriyor, Ensar, hepsi veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu ülkenin 1,5 milyon öğretmeni var. Kesinlikle. Nasıl olabilir bu? İşte yani bunları... Buna hemen yazacaksın. Mutabakat metnine yazacaksın bunu. Böyle seçildiğim gün bunu lağvederim diyeceksin. Bunların hiçbirisi olmadı. Burada bizim bir kabahatimiz yok.
Biz bir duruş sergiliyoruz. Bu duruşun içinde namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle, bak burada Rize'de 17 yaşında çocuklar. 17 yaşında çocuklar. Harçlıklarını koymuşlar buraya. Seçmen değil bu çocuklar. 60 lira olması lazımdı. 3 tane çocuk. 20'şer lira koymuş, mektup yazmışlar. Bu çocuklara benim borcum var. Size gönderdikleri, yardım için gönderdikleri. Evet. Orada geçen gün Rize'de korumanın eline tutuşturmuşlar bunu. Uçağa binince koruma verdi. Ağladım yani ben bunu görünce. Şimdi bu çocuklara benim borcum var. Şu anda bakın partide, genel merkezde şu anda 30 civarında genç var. Üye kayıt giriyorlar. Çünkü fazla personel çalıştıramıyoruz. Gönüllü çocuklar. Kendi bilgisayarlarını alıp gelip orada üye kaydı yapıyorlar. Size başlamadan gösterdim cep telefonundan. 20 lira, 50 lira, 100 lira. Yani sürekli bağış yapıyor insanlar bize. Bu insanlara... Efendim o konuya girmişken şu sıkça konuşulduğu için söyleyelim. İşte Muharrem İnce'ye falanca bilmem bazı iş adamlarının ismini veriyorlar. Ya 10 o. milyon dolar verildi. İşte bazı iş adamları her günü için 2 milyon dolar. Bunlar nedir efendim? Siz nasıl karşılıyorsunuz? Ya, nerede bu paralar Muharrem? Gülüyorum yani. Bunlar bir şey söyleyeyim mi? Bunlar komik işte. Bunlar gerçekten komik. Yani partinin hesabı kitabı orada. Yani hiç kimseye sorulmayan bize soruluyor. Sorulmasın demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. İsteyen yanına bir mali müşaviri alsın. Partinin genel saymanına burada talimatımdır. Açın hesapları, kitapları, gelip baksınlar. Yani ama öyle ya, o söylenenlerin bir günlüğü olsa bize, bir günlüğü. Yani günde 2 milyon evet. dolar geliyor. Bir günlük olsa bu kampanya böyle olmaz zaten. Bütün kampanyamızın maliyeti 8-10 milyon liraya. Toplanan para o kadar çünkü. Adaylardan toplanan para 7-8 milyon lira herhalde. Bizim her şeyimiz ortada. Bunlar çok uçuk, yalan, iftira. Bunlara artık cevap vermeyeceğim. Yani yeterli kadar söyledim. Partinin hesaplarını açıyorum dedim. Yanına muhasebeden anlayan birini gelsinler. Hesapları açacağım, incelesinler. Başka da cevap vermeyeceğim. Efendim, aslında özür dilerim. Pardon. Efendim siz az önce işte gelen mektuplardan söz ettiniz. Bakın sizin için gelen mektuplardan da ben iki tanesini evet. kısaca okuyacağım. Birisi diş hekimi Mehmet Altan diyor ki 2018 yılında Cuma günüydü. Şoförün oğlu Muharrem İnce ile çünkü iftihar edersiniz tabii ki. Tabii ki. Hacı Bayram Camii'nde namaz kıldıktan sonra ilk meclise yürüdük. CHP otobüsünün üzerinden seslendi bizlere. Kılıçdaroğlu iki kongrede dozunu aşan eleştiride bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu yine beni Cumhurbaşkanı adayı gösterdi. Ben ona bunu yapmazdım dedi. Bundan sonra onun karşısına hiçbir şekilde çıkmadım dedi. Ben de ağlayarak ona dua ettim. Yolların açık olsun, şansın bol olsun diye. Şimdi pişmiş aşa su katmak için birinci sırada Muharrem İnce. Bizim aklımıza alay ediyor. Ben ve benim gibi milyonlar armudun sapı, üzümün çöpü diyen bu insana hakkımızı helal etmiyoruz diyor Mehmet Ata. Başka birisi de ondan da kısa bir bölüm okuyalım. İsminin açıklanmasını istemeyen bir okuyucumuz, izleyicimiz. 2018 geldi dedik ve sonuna kadar sizi destekledik. Size bir mektup yazıyor böyle. Sokaklarda bağıra bağıra inceden inceye şarkısını dinledik, dinlettik herkese. Anlattık. Babanızın oğlu sizi anlatmamıştır bu kadar sağa sola. %30 almışsınız. Çocukluktan solcular bilir ki CHP'nin oyu %25'tir. Siz de gelseniz %30. Hadi o gün çıkmadınız karşımıza, terk edip giden sevdalı gibi kaldık. Üstelik terk ederken de olmadı, çocuklar bile diyemediniz. Siz de suç bulmuyoruz. Demek ki yeteri kadar anlatamamışız sizi. Biz siyaseti bilmeyiz. Bize benzeyeni, adalet, hak yemeyeni seçmeyi becermeye çalışıyoruz diyor efendim size. Böyle bir mesaj var. Olabilir, olabilir. Bunlar da saygıdeğerdir. Onlara da bir diyeceğim yoktur. Destekleyen olacak, kızan olacak. Ama Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çapsız dışişleri bakanı dediğini Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak şimdi Kılıçdaroğlu. Yani Yüce Divan'a göndereceği babacanı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak. Ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekte geçti diyen Davutoğlu,
öveceksiniz. Muharrem İnce'yi yereceksiniz. Peki efendim nasıl aşk olacak? Olsun CHP ya, nasıl yani iktidara gelecek? Başka türlü gelme ihtimali var mı efendim? Böyle bal gibi de olur. Nasıl bal var efendim? Yani biz SHP'deyken, CHP kapalıyken Ecevit'e çok laf ettik. Hain dedik, bölücü dedik. Hep dedik yani. Ama Ecevit geldi oldu. Ona hain, bölücü diyenler hiçbir şey olamadı. Biz o SHP'den CHP'ye birleşenler hiçbir şey olamadı. Ama Ecevit geldi oldu. Şimdi bakın Türkiye'deki durumu bir iyi okumamız lazım önce. Birincisi ekonomi çökmüş. Merkez Bankası'nın rezervleri eksiye düşmüş. Tarım bitmiş. Soğan 30 lira. Et almak büyük iş olmuş yani. Kıymanın kilosu 350 lira. 350 lira. Olacak iş değil. Yani etle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Şimdi marketler suçlu. Erdoğan'a göre marketler suçlu. Kılıçdaroğlu'na göre de marketler suçlu. Her ikisine göre de. Biri mektup yazıyor marketlere, öbürü baskına polis gönderiyor. Şimdi bu doğru değil. Yani talimat ekonomisi, faiz takıntısı, teolojik söylemlerle ekonomi yönetmek, bunlar doğru değil. Yani sürekli değişen Merkez Bankası Başkanı, sürekli değişen TÜİK Başkanı, kime kredi verileceğini Erdoğan biliyor. Şu iş adamına kredi, bu iş adamına kredi. Yani dolar 4.50 idi 2018'de, şimdi oldu 20 lira. Yani kur korumalı mevduatla Türkiye ekonomisini kurtarmaya çalışıyorlar. Günü kurtarmaya çalışıyorlar. Biz ne yapmamız lazım? Bunu bir konuşalım. Ben seçilirsem, bu millet beni seçerse ne yapacağız? Parlamenter sisteme dönmek istiyor musunuz? Aynen. İstiyorum ama bunun sonucunda da o soruya cevap verin. Hemen dönmeyeceksiniz. Hayır, hayır. Anlatacağım gerekçe. Tabii. Benim elimde olan bir şey değil. Parlamentonun elinde. Koşullar olursa onu söyleyeyim. Koşullar olursa. Yani 360 milletvekili olursa 360 ile 400 arasında referandum zorunlu. Evet. 400'ün üstünde zorunlu değil. Evet. 401 ile geçerse referanduma götürmem. Direkt onaylarım. Yani siz de bunu hayata geçer. Tabii. Referanduma gitmeye... Efendim siz diyeyim ki söylüyorsunuz %60 ile ben ikinci turda kalırsa ikinci turda cumhurbaşkanı olacağım diyorsunuz ama partinizin oy oranına baktığınız zaman böyle hani... O çok önemli değil. Bu sistem öyle bir yani şu anda Ekrem İmamoğlu'nun çoğunluğu var mı? Mansur Yavaş'ın çoğunluğu var mı? Yok. Yani cumhurbaşkanı olarak halkın taleplerini ben şimdi getirdim. Dedim ki tarımı desteklemeye, milli gelirin %2'sini tarımı desteklemeye ayıracağız. Bu kanuna hayır oyu mu verecekler? Hayır oyu mu verecekti? Kim hayır oyu verecek? İktidara gelince ne yapacaksınız? Anlatacağım onları ama bak şimdi önce ekonomiyi söyleyeyim mi? Bak. Bir, tüketim, israf ve borçlanma sarmalından vazgeçeceğiz bir kere. Bir kere buradan önce kendimizden başlayacağız. Yani tasarruf genelgesi yayınladı Erdoğan. İki yer hariç. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hariç. Böyle bir şey olabilir mi? Önce buradan başlamak lazım. İkincisi, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında yaratıcılık ve girişimciliği destekleyeceğiz. Yaratıcılık ve girişimcilik. Merkez Bankası'nı bağımsız kılacağız. Kurulları özerk yapacağız. Hedefimiz her yıl %7-8 büyüme olacak. Öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı kuracağız. Bunun için yargı. Yargı karın doyurur diyorum. Yani yargıyı düzeltmeden ekonomiyi düzeltmek mümkün değil. Kamu kaynaklarını etkin kullanacağız. 5 yılda 5 markayı dünya sıralamasına sokma hedefimiz var. Türkiye'deki 5 marka. Bu bir iş makinesi olabilir. Ne bileyim bir televizyon olabilir, bir başka şey olabilir. Neyse. Bu 5 markayı milli gelirin %5'ini Ar-Ge'ye ayıracağız. %2'sini tarıma ayıracağız. Tasarım ve katma değeri yüksek ürün hedefimiz olacak. Gençlere özgürlük ortamında tasarım, moda, film endüstrisi, öncelikli sektörler, tarım, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayi, turizm. Ülkemizin demokrasisini geliştirmeden turizmini geliştiremeyiz. 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri diyorsak, 5 yıldızlı demokrasiyi kurmadan 5 yıldızlı turizmi kuramayız. Yüksek teknoloji bölgeleri kuracağız. Demir yollarına ağırlık vereceğiz. Demir yollarını mutlaka yapacağız. Ve devam ediyorum. 4 hedefim var.
Annelere sesleniyorum, kadınlara sesleniyorum. Dört hedefim, çocuklarınızla ilgili dört hedefim var. Bir, benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek, süt içecek, yumurta balık yiyecek. Onları ucuz beslendireceğim. Üreten bir Türkiye olur. İyi beslenecekler. İki, bir öğretmen olarak söz veriyorum, iyi okullarda okuyacaklar. İyi okullarda. Okulların eğitimin niteliğini arttıracağız. En iyi okul eve en yakın okuldur. Eğitimde temel felsefe budur. En iyi okul eve en yakın okuldur. Okulların niteliğini eşitleyeceğiz. Üç, sizin çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç hale getirmeyeceğim. Tarikat yurtlarına muhtaç olmayacaklar. Ve sizin çocuklarınıza iş bulacağım diyorum. Bunları söylüyorum ve mesela diyorum ki yine neler yapacağız? Yapacaklarımız birincisi devleti yeniden bir toparlayacağız. Devlete olan güven. TÜİK'e kimse güvenmiyor. ÖSYM'ye kimse güvenmiyor. Merkez Bankası'na kimse güvenmiyor. Devlete güvenecek insanlar. Bunu yapacağız. Mesela bakanlıkların adını değiştirmek, sınav sayısını birden üçe çıkarmak, üçten bire düşürmek. Bunlar reform, devrim falan değil. Bu konuda bunu kimle yapacaksın? Bunu 300 akıllı insanla yapacaksın. Nerede bunlar? 300 akıllı insanın. Ajandamda yazılı bunlar. Var ya yani, hazır yani bu 300 kişi tabii. Sizinle çalışacak. İstanbul valisini kim yapacağım bile hazır. Haberleri var mı onların bundan? Bir kısmının haberi var, bir kısmının yok. Nasıl yani? Ya kabul tabii etmezlerse? Ki. Hayır. Devlette bürokrat adam. Tabii. Devlette bürokrat. Onu yani yetenekli. Bu 300 bürokrattan bahsediyorsun. Hayır, 300 bürokrat demiyorum. Bir kısmı partimin içerisinde. Bir kısmı akademiyada. Bir kısmı devlette şu anda görevde. Kamuda çalışıyor bunlar. Bir kısmı emekli. Tekrar sisteme dahil etmemiz lazım. Benim bu ajandam var. Mesela bir kırklar meclisi kuracağım. Aksaçlılar. Konusunda uzman 40 kişiyi buraya davet edeceğim. Hangi dünya görüşünden olursa olsun. Maaş yok. Arpalık değil. Encümeni danış gibi. Maaş yok. Uçak bileti, konaklaması, yemeği. Ayda bir, iki ayda bir gelecekler. Ülkeyi onlarla konuşacağız. Ya neden ben İlber Ortaylı'yla sohbet ediyorum? Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu'da öyle bir şey zaten. Bülent Hayır, Cemil Çiçek öyle. Hayır, eski meclis başkanları. Maaş var orada. Öyle bir şey ballı kaymaklı bir iş değil. Memleket meselesi için elini taşıp onlardan yararlanmak istiyorum. Naci Görür'ü dinlemek istiyorum. Celal Şengör'ü dinlemek istiyorum. Bu insanlar bilim insanı, saygın insanı. Onları dinlemek istiyorum. Onların ayağına gideceğim ben. Yalnız Celal Şengör aday olmamanız yönünde olabilir. De. Hiç önemli değil. Ben onun adaylığını dinlemeyeceğim zaten. Depremle ilgili, jeolojiyle ilgili bilgisinden yararlanmak istiyorum. Yoksa siyaseti siyasetçilerle konuşurum. Ben onun bilim insanlığından yararlanmak istiyorum. Yani bütün bunları yapabiliriz. Bakın ne yapacağız? Mesela yabancıya konut satışını hemen yasaklayacağız. Hemen. Bugün kiraların bu kadar artmasının gerekçelerinden birisi odur. Evet. Geçen yıl 100 bin konut satılmış yabancı. Bunu yasaklayacağız. Türkiye'de üretilen araçlarda aracın fiyatının yarısını geçemeyecek ÖTV. Bunu yapacağız. Mesela okullar açılana kadar 100 bin öğretmen atayacağız. Eylül 15'e kadar 100 bin öğretmen. Hekimlerin ülkeyi terk etmemesi için elimden geleni yapacağım. Nasıl mesela? Biraz açalım, açabilirsiniz. Moral vereceğim onlara. Hı. Yani o çocukları öyle dışlamadan onlar bu ülkenin akıllı evlatları. Bunlar sadece moral yüzünden değil, maddi nedenlerle gidiyor. Maddi, ekonomik ya olarak. Aslansın. Mobbingden gidiyorlar, mobbing var, dayak var. Sağlıkta şiddet de var. Ha, yani şiddet de var. Ekonomik olarak bir miktar düzeltmeler yapıldı. Fakat sağlıkta şiddetin önüne geçilemiyor. Moralleri bozuk. Giderseniz gidin diyorlar. Efendim şimdi mesela siz şu söylediklerinizi hemen hemen bütün siyasi partiler söylüyor. Diyelim ki az önce diyorsunuz ki TÜİ'ye güven yok. CHP Genel Başkanı TÜİ'nin kapısına gidip dayanıyor. İşte bazı kuruluşlar Merkez Bankası. Merkez Bankası'na gidiyor. Yani sorunları evet. Aşağı yukarı hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. Çünkü memleketin önemli sorunları. Yani evet. Farklı değil. Keşke birlikte hareket edebilsiniz. Birlikte olsanız. Şimdi böyle dağınık. Şimdi Muharrem İnce'nin oyu işte anketlere göre işte %3-4. İşte diğerinin ki yüzde bilmem kaç. Böyle dağınık olmanın ne faydası olacak efendim ülkeye? Bir de şunu sormak istiyorum. Bana Bincel'in oyu 3-4 değil. Bir kere onu düzeltelim. Ben yani şeylere göre.
Bak İsmail ben, söylemişti 16 ay, ben, demişti. Bizim ankette. Bir ankete göre öyle. He? Anketlere göre. Yani yok yani. Yok öyle bir şey. Yani o zaman 3-4 ise zaten sorun yok. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 60 ile kazanıyorsa öyle diyorlar. Benim de 3-4 ise 57 ile falan çıkmıyor ki. Hayır canım, 57 47 ile çıkıyor. Sorun yok. 47 çıkıyor işte onda. Ama bakın insanlara ya bu işleri bırakalım Saygı Bey şimdi. Yani bakın tekrar söylüyorum. Bu seçim iki turlu bir seçim. İki turlu seçimde oy bölmesi olmaz. Siz aday olmasanız da iki turlu mu olacaktı? Bakın, Erdoğan'a oy vermekten vazgeçmiş bir kitle var şu anda. Onlardan ben oy alıyorum. Ama Kılıçdaroğlu alamıyor o oyu. Bunu görmezlikten geliyorlar. Yani yanındaki Erdoğan'la beraber daha önceden hareket eden isimlere rağmen mi alamıyor mesela? Alamıyor, siz alıyorsunuz. Evet. Alamıyor. Bugün işte arkadaşlar Polatlı'daydı. Polatlı'daydı. 20 senedir AK Parti'ye oy verdim, bu sefer size oy vereceğim diyor. Bunu görüyorum ben. Haksızlık yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Benim arkadaşlarıma, Memleket Partisi'nin üyelerine, yöneticilerine hain, sarayın adamı, şu bu diyerek ola ki bir ikinci turda. Nasıl ikna edeceksiniz bu insanları? Ya Babacan cumhuriyetçi olmuş, Davutoğlu cumhuriyetçi olmuş, Muharrem İnce sarayın adamı olmuş. Hadi in oradan işinize bakın ya. Ayıp. Bunlar ayıp diyorum. Bu anketlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun tabii. Tabii ben yayınladım. Doğru söylüyor Muharrem Bey. Birden çok anketi. O gün de baktım, bugün de baktım. O gün o yayınladığım araştırmalar Mart ortasına da araştırmalardı. Bugün dünden farklı ne? biraz gerilemekle beraber özellikle adayların kesinleşmesi, işte pusulalar oluşmasından sonra biraz bir gerileme var bu araştırmalarda ama yani benim gördüğüm kadar yine %5 ile 10 arasında bir bantta Muharrem Bey seyrediyor. Şimdi bazı araştırmacılara göre bu eğilim yani Muharrem Bey'in çizgisi aşağı doğru da seyredebilir. Örneğin bugün Bekir Bey çöpük öyle söyledi. Bilemiyoruz, öyle bakacağız. Yaşayıp göreceğiz. Ama ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi o aynı araştırmalara göre Muharrem Bey, siz Aralık sonu Ocak başında o araştırmalara göre %1'in altındaydınız. Partiniz %3, %4, %5, %6 bandında seyrediyordu. %1'in üzerine kurulduğunuz zaman dışında nadiren çıkmıştınız. O kadar ki takip ettiğim kadarıyla görüyorum. Bazı il ve ilçe örgütleriniz kapanmıştı. Hatta siz tek başınıza seçime girme umudunu kaybetmiştiniz. Bir ittifak kurdunuz. Dörtlü ittifak adını verdiğiniz. Belki de hiç yan yana gelmeyeceğiniz Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi'ne bir ittifak kurdunuz. İttifak kurmadık. İttifak kurmaya çalıştık. Dördüncü ittifak. Evet. Yani o hatta Şubat başında hatırlıyorum 4-5 Şubat'ta açıklama yaptınız. Ve dediniz ki biz ittifakız. Tabii depremden sonra o ittifak iddiaya göre, Ümit Özdağ'ın iddiasına göre WhatsApp grubuna mesaj atmanın sonucunda ittifakı dağıtmışsınız ve ayrılmışsınız. Şimdi iki sorum olacak. Birincisi, Ocak başında bir ankete göre, Metropol'ün araştırmasına göre %3 olan oyunuz ne oldu da birdenbire %5 üzerine çıktı? Size göre bu Muharrem İnce vakasının nedeni nedir? Peki. Önce bunu sorayım. Şimdi bir ikincisi, ya da ikinci soru sorayım. Sözünü ettiğiniz şirket geçen gün bir anket yayınlamış. Doğru. Kaç toplamı? Topladığınız zaman... Ama başka araştırmalara göre de %1 bandındaydı. Hayır. Topladığınız 102. zaman kaç yapması lazım? 102 çıkmış galiba. Hata payı verdi, doğru. 102 çıkmış. Ya bu ne demektir? Anket falan yapmadım demek. Yani siz Ocak ayında da %5 miydiniz? Hayır. Bak anlatayım şunu. Hı. Ya bu anket falan yok ortada. Topladığınız ama zaman şimdi %1 gözün önünde Muharrem Bey. Şey olmaz 102. Yani. Hayır ama özür dilerim. %16 oyuncu ankete itibar edince %1 olunca hayır doğru değil demek. Ya %102 bulana diyor. Anladım, tamam. Ona diyorum. Yani ona aslında anketçilerin bir cevabı mutlaka vardır efendim. Yok efendim. Hata payı yani. Reklam arasında Muharrem Bey şirketlerden ve rakamlardan bağımsız bir trendiniz var. Ocak ayında bugüne ne var size göre? Şimdi bu deniyor ki Memleket Partisi çok düşüktü. Depremle birlikte Muharrem İnce bölgeye ilk giden kişi oldu. Türkiye'nin gündemine getirdi bunu. Bu doğru değil. Payı vardır. Ama ben 3 yıldır Türkiye'yi geziyorum. 3 yıldır ne olmadı? Olmayan bu ne ancak bu tohum oldu? Böyle atılır. Siyaset böyle bir şeydir. 3 kere Ağrı'ya gittim. 3 kere. 8 kere Balıkesir'e gittim. Aklımda kalanları söylüyorum. Yani Hakkari'den Şırnak'a 3 kere geçtim o Türkiye'deki en sarp
yollardan birisidir. Üç kere geçtim orada. Dağ dibi köyüne üç kere uğradım. Dağ döşü. Dağ dibi. Dağ dibi mi? Evet. Dağ dibi köyüne üç kere uğradım. Yani bu bir tohum atmaktır. Türkiye'yi karış karış dolaştım. Karış karış. Ayak basmadığım vilayeti ilçesi kalmadı ya. Bunları dolaştınca bu bir yatırımdır. Siyaseten yatırımdır. İnsan seni görecek, elini tutacak, boyunu postunu görecek. Mesela benimle bir vatandaş beni ilk kez gördüğünde ilk söylediği şey ne biliyor musunuz? Ya senin boyun uzunmuş diyor. Televizyonda diyor sen kısa görülüyorsun diyor. Görecek seni o. Dokunacak, elini tutacak, yüzüne bakacak. Bunu önemsiyorum ben. Ya onun için sahada olmaya çalıştım. Bu niye Mart'tan sonra patladı birdenbire? Ancak işte yani şöyle olur. Toprağın altında kalan süresi vardır bir tohumun. Üstüne çıktığı zaman gelişme süresi vardır. Birdenbire hızlanır o. Ama siyaset hiçbir emek zayi olmaz siyasette. Hiçbir emek. Yani bugün gidersin kilometrelerce yol yaparsın. Bir köye gidersin. O köye gittiğini 20 sene sonra anlatırlar. Muharrem İnceciler kimlerdir? Atatürkçüler. Kendini yalnız hissedenler. Trafikte bunalanlar. Çocuğuna harçlık veremeyenler. Yaş grubu, bu iktidardan da bu muhalefetten de sıkılanlar. Yaş grubu olarak. Yaş grubu olarak daha çok gençler. Daha çok gençler. Geleceği konuşmak isteyenler. Kuantuma, nanoteknolojiye, endüstri 5.0'a inananlar. Onlarla yüksek teknolojiyi konuşmak isteyenler ve onlara özgürlük vaat eden öğretmen ağabeyleri bunlar bir kitle var, ciddi bir kitle var. Bu önemsenmeyecek bir kitle. Kısa bir aram var. Tabii ki. Bu aranın ardından iki önemsenmeyecek bir kitle ifadesi biraz genç. Hafife alınmayacak bir kitle anlamında. Hafife alınmayacak. Önemsenmesi evet, gerekiyor. Yanlış söyledim. Evet. Kısa bir alınmayacak bir kitle. Şu 2,5 dakikalık bir aram var. Onu verelim. Ondan sonra gençlere vaatlerinizi, mülteci tamam. Sorununu, biraz da o göçmen meselesi. Şimdi ittifaklar meselesini de sormak istiyorum. Çünkü az önce evet. Dağıttığı, Muharrem Bey'in dağıttığı ittifak yani evet. Üzerine tamam. Biraz durmak isterdim. Kısa bir ara vereyim. 2,5 dakika sonra tekrar burada olalım. Değerli gençler, Memleket Partisi'nin iktidarında size söz baskı son bulacak. Sosyal medyada özgür olacaksınız. Özgürce tweet atacaksınız. Siyasetçilerle hakaret etmeden makara yapacaksınız. Zekanızı, mizahınızı kullanacaksınız. Size söz diplomanız işe yarayacak. Duvarda asılı durmayacak. Olanlar tabii. Emekleriniz boşa gitmeyecek. Yurt sorununuzu çözeceğiz. Sizleri tarikatların, cemaatlerin yurtlarına bırakmayacağız. Mezun olduktan sonra 2 yıl iş bulana kadar burslarınızı devam ettireceğiz. İnternetiniz hızlı ve ucuz olacak. Öğrenciler iletişim vergisi ödemeyecek. Öğrenim yaşamı boyunca. Bilgisayarlarınız, telefonlarınız, tabletleriniz çok daha ucuz olacak. Siz de marka üreteceğiz. Siz de bilim üreteceğiz. Siz de teknoloji üreteceğiz. Yapay zekayı konuşacağız sizinle. Nesneler arası iletişimi konuşacağız. Kuantumu konuşacağız. Robotları konuşacağız. Girişimcilik ruhunuza inanıyorum sizin. Sizin girişimciliğinizi konuşacağız. Mutluluğu konuşacağız. Umudu konuşacağız. Neşeyi konuşacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Yaşama sevincini konuşacağız. Bizim itirazımız var bu düzene. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni yıkacağız. Thank you.
Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda Muharrem İnce ile birlikteyiz. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümde biraz gençlere dair ya da Türkiye'nin sorunlarına dair konuları da sorunları analizini isteyeceğiz. Nasıl çözümler önereceklerini dinlemek istiyoruz ama kaldığımız yerden İsmail evet, Saymaz'ın bir... Geçen bölümde aslında sorama imkanı bulamadığım birbirle bağlantılı iki soru soracağım. Birincisi şu, tabii siz tarikatlar meselesine değindiniz. Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi'ne aynı fikirdeyim sizinle. Zerre tereddütüm yok. Tabii o hususta Temel Karamollaoğlu'nu eleştirdiniz. Kuşkusuz İstanbul Sözleşmesi'ne mesafeliler, tarikat meselesinde sizin bizim gibi bakmıyorlar aşikar. Fakat şimdi orada da şöyle bir çelişki gözlemledim Muharrem Bey. Siz 2018'de Altılı Masa'nın az önce tweetini okudum, tweetinizi okudum. Altılı Masa'nın kuruluşunu çok övdünüz, çok olumladınız ve Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi'nin de orada olmasına övgü düzdünüz, övdünüz. Şimdi Temel Karamollaoğlu 2018'de de aynı Karamollaoğlu, 2023'te de aynı Karamollaoğlu. İşte ben diyorum ki. O gün de tarikata öyle bakıyordu, bugün de böyle bakıyor. O gün övdüğünüz Karamollaoğlu'nu bugün bir ittifak için olmazsa olmaz şart olarak neden ileri sürüyorsunuz? Hayır, ben şunu söylüyorum. Diyorum ki Cumhurbaşkanı yardımcılığı, iki bakanlık, şu kadar milletvekili bunu tartışmak yerine ilkeleri tartışsaydınız diyorum. İlkeleri tartışırsanız ben varım diyorum. Ama ilkeleri değil, siz makamları, menfaat ittifakı oluyor. Ben buna karşı çıkıyorum. Başka bir şey değil benim söylediğim. Ya biz az önce sözünü ettiğiniz dört parti ittifak kurmak için uğraştık. Ama ortada bir mutabakat metni yazamadık. Bir istikşafi görüşmeler evet. yaptık. Biz. Bir fotoğraf verdiniz ama. Verdik. WhatsApp grubu kurdunuz. Tabii kurduk. Kurduk. Efendim, ama orada ayrıldım. Peki o altın masa sizi aday gösterseydi? O ilkelere bağlıydı. Yine evet, ilkeler. Yine aynı şeyi söyleyecek. Yine ilkeleri söylerdi. Şimdi Muharrem Bey, tam o dördüncü ittifak girişimi diyelim o zaman öyle. Evet. Dördüncü ittifak inşa. Evet. Şimdi orada da dediniz ya ilkelere göre hareket ediyorum. Yani altılı masayı ilkesiz olmakla itham ediyorsunuz. Fakat diğer taraftan ya siz Zafer Partisi ile yan yana gelebilecek bir siyasi parti ya da birey değilsiniz esasen. Geçmişinde de. Geçmişiniz itibariyle de, bugün itibariyle de. Orada bir ilke var mıydı ki yan yana geldiniz? Hayır, orada da onları tartıştık işte. Yani Atatürk vazgeçilmezimiz olacak. Doğaya ve çevreye saygılı olacağız. Siyasetten rant elde etmeyeceğiz. Öncelikli işlerimiz şunlar olacak. Laiklik, çekingen olmayacağız laiklikle ilgili söz etmekten diye bunları yazmaya çalışırken... Yazamadınız. Yazdık. Pek çok şeyi de yazdık ama Sayın Ümit Özdağ dönüp dolaşıp Mansur Yavaş aday olsun deyince daha önce konuşmuş olmamıza rağmen artık bu konuyu kapat. Kendisinin böyle bir talebi yok. Yani böyle bir cesareti yok. Çıkmayacak, aday olmayacak. Bunu artık dile getirme deyince bir daha dile getirince tamam artık. Gerçekten WhatsApp'a yazıp mı ayrıldınız? Ayrılığınızı WhatsApp grubuna yazarak mı ilan WhatsApp grubundan daha sonra ayrıldım tabii ki. Doğru yani. Efendim şimdi az önceki da tabii çok sayıda ileti geliyor bize de soru size yönelik. Mesela birisi diyor ki demin diyor Muharrem Bey AKP'ye küsenler bana oy veriyor. CHP'ye oy gitmez diyor. Muharrem Bey peki size sorayım diyor. Sayın Erdoğan'ı eleştirince oylar size gelmeyecek diye mi daha az eleştiriyorsunuz bunu öğrenebilir miyim diyor. Yani bu ve doğru CHP'den değil. De oy almak için burada Erdoğan ekonomiyi batırdı dedi. Şöyle de diyor efendim CHP'den oy alabilmek için sürekli Ali Babacan, Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu eleştirerek oy alabileceğimizi düşünüyorsunuz. Yani hayırlı olsun arkadaşımıza gitsin Sadullah Ergin'e oyunu versin ne diyeyim. Yani ben şimdi Memleket Partisi'ni kurmasaydım. Evet. CHP üyesi olsaydım. Ben de Çankaya'da oturuyorum. Ben Sadullah Ergin'e oy veremem. Veren versin arkadaşım. Efendim sonuçta o da ayrı bir parti değil mi? Nasıl? Ayrı bir parti. CHP listesinde. Sonuçta ama başka. Hayır şimdi. CHP'nin bak. Şöyle şu efendim izin verseniz biraz hani gazeteci olarak. Bırakma ya. Şimdi adam kendi afişini yaptırmış ya. Şimdi yok ben şunu söylemek istiyorum. Nihayet yani farklı partiler bunlar. Ve seçimlerden. Efendim şu anda. Efendim şunu söyleyeyim. Hayır ama yani geçelim. Düzeltelim burayı. Sadullah Ergin. CHP listesinde yani, dördüncü sırada. Dördüncü başka sırada. Parti falan değil. Altı oka. Bastığın zaman altı oka Sadullah'a Ergin'e gider o. Kesin. O konuda bir ya şey dediğim yok. Yani yanlış şu bir konuya, şey yapmıyoruz. Şu konuyu açık getirmek ben, gerekiyor. Efendim. Ben şimdi eski milletvekiliyim.
Eski milletvekiliyim. Memleket Partisi de yok. Çankaya seçmeniyim. Vallahi ben Sadullah Ergin'e oy vermem. Şöyle efendim. Vermem. Tamam. Şöyle. FETÖ'cü hakimle ben Silivri hala yargılanıyorum. Hala yargılanıyorum. O Silivri'nin önünde miting yaptım diye, Silivri'de mahkeme heyetine yanlış davrandım diye yargılanıyorum ben. Sadullah Ergin o zaman Adalet Bakanı'ydı. FETÖ'cü hakimleri o doldurdu. Komple bir kötülük yaptı. Organize bir kötülük. Başbakan da var içinde. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de var. Erdoğan da var. Sadullah Ergin de var. Ali Babacan da var. Hepsi. Organize bir kötülük içindeydiler. Bu ülkenin ordusunu çökertirlerken, insanları Silivri zindanlarında inim inim inletirlerken, CHP'nin grup başkan vekili Muharrem İnce orada mücadele et. Bana hiç kimse Sadullah Ergin'e oy verdiremez. Tamam, ben oradan o konuya vermem. Değil. Ben şunu söyleyeyim. CHP üyesi olsaydım da yine boş oy verirdim. Muharrem Bey, ben şunu söyleyeyim. Yine vermez. Deva Partisi daha önce açıklama yaptı. Biz seçime ayrı gireceğiz diye. Nihayet 3 partiyle beraber aralarında. Sonra cesaret edemediler. Cesaret şöyle edemediler ama. İşin iç yüzünü araştırdığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor. CHP'den kendilerine teklif gidiyor 13-14 gün önce. Diyor ki ya biz parlamentoda güçlü olmamız lazım. 300'ün üzerinde olmamız lazım. O yüzden birlikte girelim diye öneride bulunuyor. Onlar da kabul ediyor. Yoksa kendilerini hazırladıkları. Size inandırıcı geldi mi bu? Bana inandırıcı geldi. Neden? Her iki taraftan da konuştuğum için geldi efendim. Gelecek Partisi de barajı geçiyor mu? Hayır, barajı geçtiğini onu demiyorum. Bizim konuştuğumuz Deva ile ilgili. Evet, konu. Yani Deva, Saadet, ben onu Gelecek demiyorum. Hepsinin oyunu toplasanız Deva kaç ile, acaba? Deva ile ilgili konuşuyorum efendim. Evet. Yani onlarla ilgili konu Sadullah Bey veya diğerleri Ali Babacan falan gündeme geldiği için bu ittifak nasıl girildi? Çünkü Temel Karamollaoğlu Bey de yine bizim bu stüdyoda şunu söyledi. Bizim Deva diyor ki bizim şeyimiz altında, logomuz altında seçime girelim. Temel Bey de diyor ki hayır diyor, bizim diyor logomuz altında girin çünkü biz daha köklü geçmiş partiyiz diye. Ve anlaşma diyor bu yüzden yapılamadı diyor. Yani anlaşmanın yapılamaması da bu. Hepsi ayrı ayrı girecekler. Ben sizin aslında vaktinizi almak istemem. Anlatacaklarınız vardır ama olayın bir de böyle bir yönü var. Bir de eğer daha fazla milletvekili çıkartılıyorsa, birlikte hareket edip parlamentoda işte 300'ün üzerinde milletvekili çıkartalım deniliyorsa, bu birliktelikten sonuçta o kişi evet. Siyasetin matematiği olmaz. Siyasetin mantığı olur. Siyasette 2 ile 2'yi topladığınızda 4 yapmaz. Bazen 2 ile 2'yi toplarsınız 3 yapar. Bazen 2 ile 2'yi toplarsınız 8 yapar. Siyasetin böyle bir mantığı olmaz. Siyaset böyle bir matematiği olmaz. Siyasetin kendine özgü bir, yani Saygı Bey Muharrem İnce'yi destekliyor. İsmail Bey de Muharrem İnce'yi destekliyor. Ama İsmail Bey'in Saygı Bey'i desteklediğini duyunca desteğini çekebilir. Siyasetin kendine özgü bir mantığı vardır. Evet. Bu tür hesaplar bunlar doğru değil. Ama az önce sordu, İsmail Bey sordu. Muharrem İnce'yi destekleyenler kimler? Dedim ya gençler. İnceciler kimlerdir? Ya, evet bakın şimdi. Bak onlara bir şey söyleyeyim. Bu ülkeye Allah nasip eder, millet de seçerse en önemsediğin şey ne yapacaksın bu ülkeye? En önemsediğin şey. Yılda 1.200.000 çocuk ilkokula başlıyor. Ortalama bu. 1.200-1.300 arası. Bunların %1'i üstün zekalı çocuk. Yılda 12.000 çocuk. Yılda 12.000 çocuk. Bu 12.000 çocuğun 10.000'i ziyan oluyor. Kimi okuyamıyor? Okusa da yurt dışına gidiyor. Hollanda'da bir şirkette 600 Türk mühendis var. 600. Bir gençler bir yazılım firması kurmuşlar. İngilizce dil öğretimiyle ilgili. Çinli bir firma bunu çalıyor. Amerikalı da onaylıyor. Çocuklar mağdur. Şimdi amacım şu. Amacım şu. Bu ülkenin üstün yetenekli çocuklarını harcatmamak. O düzeni kuracağım. Yetenek avcılığı yapacağım bu ülkede. Yetenek avcılığı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel yetenek avcıları yetiştireceğiz. Sporda, matematikte, resimde, müzikte, hangisi ise fizikte, ülkeyi dolaşacaklar. Okullardaki bu yetenekli çocukları
Bunları bulacağız. Bunlar bazen bir köyde, bir dağın tepesindedir. Bazen bir yörük çadırındadır bu çocuk. Bazen bir madencinin çocuğudur. Bu çocukları bulacağım. En büyük hayalim bu. Bu ülkenin üstün zekalı çocuklarını sisteme dahil edeceğim. Onlar okuyacaklar ve bu ülkeyi terk etmeyecekler. Ne yapacağız? Üniversite burslarını asgari ücretin yarısı yapacağız. Ve yurt dışına göndereceğimiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine sesleniyorum. Hiç korkmayın çocuklar diyeceğim. En büyük hayallerimden birisi de bu. O çocukları tek tek uğurlamak istiyorum yurt dışına. Korkma. Sen git tahsilini, bilgini, görgünü geliştir. Para burada. Devletin kasası benim elimde. Para vereceğim sana. Türkiye büyük devlettir. Sana vereceğim paramı. Hiç merak etme diyeceğim. Vereceğiz parasını çocuklara. Muhtaç etmeyeceğiz o çocuklara. 2 yaşındaki Cumhuriyet yaptı bunu. Evet, evet. 2 yaşındaki Atatürk Cumhuriyet döneminde yaptı. Bunu yapabiliriz. Mesela güneş pilleri, güneş enerjisiyle yenilenebilir enerji kaynaklarında en büyük sorun depolamak. Bu konuda yüzlerce çocuğu yurt dışına göndereceğiz. Kanada ise Kanada, Hollanda ise Hollanda, Almanya ise Almanya. Git diyeceğiz, burada yüksek lisans yap, doktora yap. Kendini yetiştir, gel. Düzeni burada kuralım. Bunu gençlere yapacağım. Mesela çocuklara yaratıcılık ve girişimcilikte önünü açacağız. Tasarım yaptıracağız bu çocuklara. Muharrem Bey, tabii hedefleriniz önemli, büyük hedefler. Ama şimdi tabii şunu görüyoruz. Her şey Cumhurbaşkanı'na seçilebilirseniz olacak. Evet. Yani şimdi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için işte seçime, yarışa giriyorsunuz 4 aday olarak. Şimdi efendim birinci turda nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? İkinci tura kalabilecek misiniz? Ya da siz kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz? Erdoğan'ı desteklemeyeceğim kesin. Yani şimdi birinci tur geçmeden ikinci tur konuşulmaz. Ben birinci turda, siyaset böyle yapılır. Siyasette 10 istemeden 8'i alamazsınız. 8 istemeden 6'yı alamazsınız. 14 Mayıs'a kadar var gücümle çalışacağım. Birinci çıkabilmek için. Mutlaka. Tabii. Birinci çıkabilmek. Siyaset böyle yapılır. Bu iddiayla yapılır. 4 Mayıs 2018'de ilk aday olduğum gün benim oyum 20 idi. %20 idi. CHP 18'di. Benim oyum 20 idi. 2 puan önündeydi. 24 Haziran'a geldiğimizde 50-55 gün sonra benim oyum, Cumhurbaşkanlığı oyum, Muharrem İnce'nin oyu 30,64. CHP'nin oyu 22,5 oldu. Demek ki 11 puan artış sağlamışız. Kampanya böyle bir şeydir. Bazısı kampanyada arttırır, bazısı azaltır. Bunu arttırabilmek için, maksimuma çıkarabilmek için var gücümle çalışacağım. 14 Mayıs akşamı ben kalmak istiyorum ikinci tura. Ben bu seçimin ikinci tura kalma ihtimalini %100'e yakın görüyorum. Kalacak bu ikinci tura. İkinci tura ben kalmak istiyorum. Yok, doğal. Ben kalmak istiyorum. Erdoğan'ın karşısında bu seçimi daha kolay ben alırım diyorum. Ola ki olmadı. Ola ki olmadı. Kalamadım. Ola ki kalamadım. Evet. Erdoğan gitmeli. Artık yeter. Yani 21 senedir memleketin başında yordu. İkinci turda siz kalmazsanız ikinci turda. Siz ikinci turda kime oy verirsiniz? Hayır. Şimdi, Erdoğan'a vermeyeceğim. Erdoğan gitmeli diyor. Tamam tamam, ben anladım. Tamam, yeterlidir o yani. Erdoğan, belki Sinan Oğan kalacak. Nereden biliyorsun? Bir şey sorabilir miyim? Şimdi siz iddialısınız. Burada da öyle. Daha önce de bir açıklama. Ama bu soruyu sormuş. Da. Buyurun. Bu soruyu da Sayın Kılıçdaroğlu'na da bir sormanız lazım. Hep bana soruyorsunuz. Bir de ona sorun. Sizden gelirse sorduk şu an. Ama şunu soracağım. Siz tabii diyorsunuz ki ben ikinci tura kalırsam. O da mutlaka size verir efendim. Herhalde yani. Öyle yani olursa. İkinci tura kalırsam diyorsunuz. İkinci tura ben kalmalıyım çünkü Erdoğan ancak ben geçerim. Evet. Hatta dediniz ki büyük bir iddiayla Kılıçdaroğlu kalırsa kaybeder. Ya da Erdoğan kazanır gibi bir cümle de kurdunuz. Evet. Ben tabii o cümleye şaşırdım. Çünkü siz daha önce Erdoğan'ın karşısına çıktınız ve açık ara yenildiniz. Yani siz %30 aldınız. Erdoğan tamam %50'yi kıl payı geçti ve tartışma var ama o geceden kaynaklı. Hı hı. Fakat sonuç olarak sizde %22 fark attı. Hı hı. Siz 4 yıl önce, 5 yıl önce %22 farkla yenildiğiniz rakibi bu sefer hangi dayanağa göre yenebileceğinizi söylüyorsunuz? Birincisi ikinci turu bırak alacağı için
İkincisi... Orada tek turdu zaten. Tek turdu. Yok. Şimdi ikinci tura kalacağı için. Evet. İkinci tur seçimi farklıdır. Yani şeyde nasıl oldu? Karadağ'da nasıl oldu? %26 alan, 35 alanı önüne geçti. Bu ikinci tur seçimi olacağı için farklı olur. Sonra Muharrem İnce sadece CHP'nin adayıydı. Sadece CHP'nin adayıydı. Demirtaş adaydı, Karamollaoğlu adaydı, Akşener adaydı. Şimdi onların hiçbirisi olmayacak ikinci turda. Yani hesabı ona göre yapmak lazım. Ne yapacak yani? Onlar gelecek, Erdoğan gitsin diye sana oy verecek. Ya da Kılıçdaroğlu kalırsa ona oy verecek. Yani ikinci tur seçimiyle birinci tur seçimini birbirine karıştırmamak. Karıştırmayalım o zaman, şöyle soralım. İkinci tura kaldı bir örnek veriyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldı. Evet. Şimdi ikinci turda siz kimi şanslı görüyorsunuz efendim? Kendimi daha şanslı. Hayır, siz yoksunuz. Ya, olmaz öyle bir şey. Olmaz öyle bir şey. Ama yoksunuz efendim. Olmaz, yok. Efendim şimdi evet. Alternatifli olarak soralım. Mesela siz de Kılıçdaroğlu. Şimdi birinci turu bir bitirelim. Birinci turu bitirelim. Şapkayı önümüze koyalım. İkinci tura 15 gün zaman. Yok yok, ben şey açısından soruyorum. Yani Kılıçdaroğlu mu şanslı olur? Ama bunu bana belki 50 kere sordular. Ama bunu Kılıçdaroğlu'na bir kere sormadılar. Bir kere de ona sorsunlar. Sorururuz ondan efendim, sonra kendisine de. Şimdi ikinci tura kalırsanız tabii ki %50'ye ulaşmanız için HDP'nin oyuna da ihtiyacınız var. Herkes. Ama siz birinci turda Kılıçdaroğlu'nu HDP'le girdiği girmediği temastan ötürü bunca hırpaladıktan sonra ikinci turda HDP'den... Ya, bir şey söylemedim. Daha ne diyeceksiniz? İkinci turda HDP'lilerden yani nasıl oy isteyeceksiniz? Selahattin Demirtaş'a cevap verdim. Muharrem Hoca dedim. Ona cevap verdim. Ondan evvel yani bir dolu açıklamanızı kastederek söyledim. Ola ki ikinci tura kaldınız. Siz şimdi bunca açıklamadan sonra oyunu istemek için herhalde HDP'liler yan yana geleceksiniz. Yan yana gelmeden nasıl oyun alacaksınız? 85 milyon insanın, 64 milyon seçmenin hepsinin oyuna talibim. Tabii ki oyu isteyeceğim. Kuşkusuz öyle. Ama HDP'lilerin de oyunu isteyeceksiniz. Tabii ki herkes. Dolayısıyla siz de yan yana gelmeyecek misiniz? AKP'lilerin de isteyeceğim. Tabii ki öyle. MHP'lilerden de tabii ki öyle. Dolayısıyla yani bugünkü eleştirinizin ikinci turda karşınıza çıkma ihtimali var. O nedenle söyledim. Ben de onu söylüyorum zaten. Memleket partilileri de çok incitmeyin diyorum. Aynı fikirdeyim. Aynı şeyleri söylüyoruz tabii ki. Evet. Efendim bazı sanatçıların da açıklamaları vardı. Size dönük eleştirileri vardı. İşte Muharrem İnce intikam almak istiyor Kılıçdaroğlu'ndan şeklinde. Ne diyorsunuz efendim değerli sanatçılarımıza kırmadan, üzmeden? Belki bununla ilgili sizin de yorumunuz olur. Tabii ki. Sanatçılar aykırı insanlardır. Farklı düşünebiliriz. İtirazım yok. Ama mesela... bana lan falan dendiği zaman incinirim. Tabii ki. Bunu doğru bulmam. Ama herkes değişkendir. Mesela bakın, evet olabilir emin değilim. İmamoğlu'nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin, daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır. Fazıl Say geçmişte bunu demiş. Şimdi bunu dedi diye ben... eleştiriyor muyum kendisini? Hayır. Ama o geçmişte bunu demiş. Bugün farklı düşünüyor olabilir. Evet. Bir itirazım yok benim bunlara. Sanatçılar başımızın üstündedir. Bir sıkıntımız yoktur. Geçen gün Metin Akpınar'la da Metin abiyle de telefon açtım. Kendisiyle görüştük. O da sizi eleştirdi tabii bu arada. Yok, telefon açtım. Abi dedim, bir esprili bir video göndermiştim ona. Bak dedim, vahiy başkalarına da gelmiş diye. Ondan sonra yok dedi, ben seni demokratik hak olarak görüyorum dedi. Hiçbir sıkıntı görmüyorum dedi. Şakalaştık, sohbet ettik, kapattık. Onun için ama şimdi bakın çok oy alacağımıza inanıyorum. Ben müsaadenizi isteyeceğim, özür dilerim. Evet. Çünkü telefon attığımızda bir cevap hakkını kullanmak istemiş. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ var. Bir onu dinleyelim. Evet. Çünkü bir cevap hakkımı kullanmak istemiş. İsmail Saymaz ulaşmış. Aynı zamanda CHP milletvekili adayı. Evet. Şu anda da evet, CHP milletvekili adayı. Evet. Selçuk Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. Stüdyodaki konuklara selamlarımı iletiyorum. Evet. Muharrem İnce'ye de selamlarımı iletiyorum. Şimdi burada arkadaşlarım haber verdiler. İki konuya temas ettiler. Bir, Selçuk Özdağ neden Muğla'dan aday diyerek. Bu bir işbirliği. Selçuk
Özdağ neden Muğla'dan aday? Öncesi onu söyleyeyim. Bir, ben 16 öyle bir tartışma olmadı. O başka bir programda söyledim ben onu. Onun ismini de Sıtkı Koçman olması noktasında verilen kanun teklifinde benim de imzam vardır. Çünkü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne Sıtkı Koçman Bey 150 milyon yardım yapmıştı. Ben 16 yıl burada öğretim üyeliği yaptım. 26 yıldır burayla bağım var. 1997 yılında geldim. Manisa ne kadar benim şehrimse Muğla da o kadar benim şehrim. Bir de bir milletvekilinin veya milletvekili adayının şu şehirden veya bu şehirden aday olmasının hiçbir sakıncası yok. Bütün Türkiye bizim, zaten biz Türkiye milletvekiliyiz. Bir Türkiye'nin milletvekili. İkinci olarak dokunulmazlıklar konusuna gelince Sayın Muharrem İnce, yanılmıyorsam o zamanlar grup başkan vekiliydi. Ben genel başkan yardımcısıydım. Ve o sırada genel başkan yardımcılığımızdan daha sonra tasfiye edilmiştik. Dokunulmazlıklarla ilgili şunu söylemiştim. CHP'lere de gittim. HDP'lere de gittim. Onlarla da konuştum. Şunu söyledim. Bakın diyorsunuz ki kürsü dokunulmazlığı haricinde bütün dokunulmazlıkları kaldıralım diyorsunuz. Bu doğru değil. Türkiye polis devleti olur. Milletvekilleri çok ciddi şekilde sıkıntıya uğrarlar. Ha milletvekilleri suç işlerse yargılanmasınlar mı? Zaten milletvekilliği bittiği gün Muharrem İnce Bey veya Selçuk Özdağ 10 yıl önce bir suç işlemişse milletvekilliği bittiği gün bizi savcılar çağırırlar. Zaman aşımı yoktur. O gün itibariyle bizim ifademizi alırlar ve fezlekemiz hem savcılık nezdinde hazırlanır hem de başka türlü hazırlanır. Ben o zaman onlara dedim ki bakın bu doğru değil, yanlış yapıyorsunuz. Sonra da Sayın Erdoğan tarafından, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından o maddenin, milletvekilleri dokunmazdı anayasanın ek bir madde konuldu. Ben o zaman bunlara karşı çıktım. Milletvekillerin dokunulmazlıkları kaldırılmamalıdır. Arkadaşlarımızla beraber ikinci olarak da gazeteciler de tutuksuz yargılanmalıdır dedim. O nedenle Sayın Muharrem İnce burada yanılıyor. Biz orada evet oyu vermedik. Kesinlikle buna da karşı çıktık. Çünkü milletvekillerin dokunulmazlığının kalkması doğru değildi. Sonuçta gördük işte doğru olmadığını, milletvekilleri milletvekilliği yaparken fezlekelerin gelip tutuklandıklarını gördük. Bunları doğru bulmadık. Bu Ahmet için de geçerli, Mehmet için de, Selçuk için de, Ayşe için de, Fatma için de geçerli. Evet. O nedenle bunu tavsiye etmek istedim. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar diliyorum efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz bir cevap hak dedim mi kullanmasını. Çok teşekkür Muharrem ediyorum nezaketinize de. Az önce sanatçılardan söz etti. Ben bir dün bu konu açılınca Muharrem Bey bununla ilgili söyleyecek bir şeyiniz varsa onu şey yapalım lütfen. Tamam. Dünkü programı izlediğimde size bir hanımefendi keman sanatçısı galiba bir soru sordu. Dedi ki sanat danışmanınız kim? Siz de Süleyman Bey'in ismini verdiniz. Bugün gün boyu Twitter'da bu konu konuşuluyordu. O dikkatimi çekti. Ayrıldım. Süleyman Ergüder değil mi? Yanlış mı ifade ediyorum? Evet. Ergüner. Fakat Süleyman Bey meğersem geçen sene partinizden ayrılmış. Ayrıldı ama ilişkimiz devam ediyor. Ha yani. Resmi bir ilişkimiz devam ediyor. Görüşüyoruz. Ama diyalogunuz devam ediyor. Tabii. Hiçbir sıkıntı hatta yok. Hatta denildi ki ya Muharrem İnce adamın ayrıldığını mı bilmiyordu? Hayır canım. Bilmem mi canım? Hayır. Muharrem Bey partinizden böyle son dönemlerde çok istifalar var. Onu neye bağlıyorsunuz? Ya bunların yarısı palavradan ibaret. Yani istifalar mı? Evet yarısı palavradan ibaret. Basın toplantısı yapıp açıklıyorlar. Hayır bakın şimdi istifalar da olabilir bunlar. Olabilir. Listeleri beğenmeyince bunlar bütün partilerde olur. Listeler açıklandı mı her partide olur. Ama olmayan istifalar da var yani. Öyle bir isim yok. Mesela Ankara'da bir internet sitesi var. Sürekli olarak başka işi yok yani. Başka işi yok. Bunlar bütün partilerde milletvekili listeleri açıklandı mı? Bunlar haber olur. Olur tabii. Her yerde olur. Bakın Türkiye'de. Siz nasıl diyorsunuz işte falanca Sadullah Bey aday oradan işte onun gibi eleştiriler çok olabilir. Olacak. Bakın şimdi çok yani, popüler olduğu için bir ismi sormam gerekiyor ama Zonguldak'tı yanlış hatırlamıyorsam. Şu dans eden vekil adayı diye sosyal medyada çok dolaşan. AK Parti'ye geçiyormuş o. Öyle bir Cem Saygı onun iddiaları var. Zonguldak ne iddiası var? Bana WhatsApp'tan yazdı bana diye bir mobbing yaptılar. Peki bir şey söyleyeceğim. Orada bir Muharrem İnce profil fotosu var WhatsApp'ta. Kaç yıldır beni WhatsApp'tan yazıyorsun? Benim profil fotom var şimdi mı? Kaç yıldır WhatsApp'tan yazıyorsun? Hayır o değil tabii. Var mı? Değil bence de. Siz de yazdınız. Var mı benim fotom? Yok. O sahte. Bir İsmail Saymaz'ın telefonunu Saygı Öztürk diye kaydedeyim buraya. Atayım oradan mesela. Bu yok, sahte. Zaten sahte. Dava da sahte yani. Bu dava işte. Bunlar konuşulmaya değecek şeyler değil. Bunlar boş işler. Bunlarla zaman kaybı bakın. Ama ben sizin kanalınızı bir eleştireceğim şimdi. Ben şimdi sizin kanalınızı eleştireyim. Kura çekildi. Birinci sırada kim var? Erdoğan. İkinci sırada İnce. Üçüncü sırada Kılıçdaroğlu. Dördüncü sırada Sinan Oğan.
Bakın şimdi. Sizin oy pusulasındaki sıraları söylesin. Evet. İnce ve Erdoğan pusulada yan yana. Buyurun. Peki İnce ile Erdoğan pusulada yan yana da Kılıçdaroğlu ile yan yana değil mi? Üçüncü sırada orada da. Altta yazmışlar ama orada bir art niyet yok ama. Nerede? Onda bir şey yok efendim. Kılıçdaroğlu pusulada için. Ya şimdi bu başlık. Tamam ama bu başlık orada bir olmuş art niyet yoktur. Burada öyle, birinci ve ikinci geldiğiniz sırada. Ya, yani en azından. İnce ve Erdoğan pusulada yan yana. Bu bir algı operasyonu. Yok efendim yok, bunda bir şey. Şimdi, peki ben bir şey daha söyleyeceğim. Ama bir dakika yok bir saniye çok özür dilerim. Ama bu doğru değil ama. Ama cevap ben de cevap hakkını kullanıyorum. Tabii şimdi kanalın tepesindeki isim olarak çok net şunu söyleyeyim. Bir algı operasyonu yapıyor olsaydı bu kanal siz burada olmazsınız. Ama bak arkadaşlar bu, ben orada, bunu gördüm. Anladım. Bunu tamam. Gördüm. Siz bundan rahatsız olmaz mısınız? Bir daha gördünüz mü? Ama yok ya bu yeterli değil bakın, ya bu bakın ben bir televizyonculuk şimdi açısından söylüyorum. Bazen saniyelerle yarışır. Yazı yazılır. Saniyelerle yarışır böyle şey yapılmıştır. Gerçekten ben dönüp bir iması ne şey. Ya arkadaşlar bakın şimdi 1, 2, 3, 4. Var Bey soracağımız soruları engelliyorsunuz. Hayır engellemiyorum canım bunu ben söylemeyeceğim. Peki bir tane daha söyleyeyim. Aldığınız görüntü var ya bir saniyelik bir şey olabilir. Bir tane daha göstereyim o zaman. Ana haber bülteniniz. Tamam. Hani Muharrem İnce burada? Şimdi fotoğrafım yok. Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Belki de ama yani Fatih'in arkasında vardır. Bakın anlık hayır, şeylerde. Hayır yok Fatih Bey'in arkasında yok. Şöyle yapalım. Ben ikisine de bakayım. Herkes var. Ya bunu bana bildiririz. Bunu merak ettim yani. Tamam önemli değil. Yani siz tabii ki siz buradasınız zaten ve burada olduğunuz için de teşekkür ediyorum tekrar. Bu eleştirileri aldım. Ama bir algı operasyonu olsaydı burada olmaydınız, olmazdınız. Yani biz yani diğer kanallar gibi o zaman şunu sorayım yani, o zaman bunu sorar mısınız? Yani bu nedir yani bunu merak ediyorum gerçekten ya. Ya şu başlığı çok merak ettim yani. İnce ve Erdoğan pusulada yan yana. Bunu çok merak ettim ya. Efendim rakiplerinizi nasıl görüyorsunuz? Böyle bir değerlendirirseniz 3 rakibinizi. Erdoğan yorgun. Erdoğan yorgun. Ortak aklı yitirmiş. Bilime inanmıyor. Hukuka inanmıyor. Demokrasiye inanmıyor. Bildiğim bildik çaldığım düdük diyor. Kılıçdaroğlu ise kendini çok fazla angaje etmiş. Bakanlıklar dağıtmış. Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtmış. Milletvekillikleri dağıtmış. Cumhurbaşkanı yardımcıları Temel Karamollaoğlu'nun söyleminden çıkarıyorum bunu. Bizim sözümüzden çıkmadan bir iş yapamaz dedi. Cumhurbaşkanı önce onlardan onay alacak. Önce Cumhurbaşkanı yardımcıları onay verecek. Parti başkanları onay verecek. Hatta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı saymadı da. Asıl yardımcı biziz dedi. Onlar dedi. Sonraki yardımcılar dedi. Şimdi böyle bir cumhurbaşkanlığı o da yönetemez mi? Ama efendim şimdi memleketle ilgili, ülkeyle ilgili konularda karar vereceğiz. Yardımcısından emir alan. Cumhurbaşkanı, şimdi biz partili yardımcılarla hayır beraber bunları istişare etmeleri kadar hayır, doğal ne olabilir? İstişare etmek başka bir şey. Evet. Bizim imzamız olmadan dedi. Bizim imzamız olmadan. Cumhurbaşkanı yardımcısının imzası olmadan Cumhurbaşkanı bir iş yapamıyorsa nasıl cumhurbaşkanlığı yapacak? Yok efendim o anlamda. Biz şimdi partili cumhurbaşkanından bıkmıştık. Şimdi parti başkanlarının emrine giren bir cumhurbaşkanı olacak. Onun için diyorum ki ikisi de olmamalı. Muharrem İnce'ye vermeniz Sinan lazım. Sinan Bey'i nasıl buldunuz efendim? Nasıl buluyorsunuz? Sinan Bey de yarışta tabii ki en az benim kadar çalışacak, uğraşacak. Kendisine de başarılar diliyorum. Dünkü programda parti sözcünüz İpek Hanım'ın eşiyle ilgili durum açıldı. Evet. Onu da sormuş bulunalım. Yani İpek Hanım'ın eşi Colin grubunda yüksek bir yönetici olduğunu anlıyoruz. Ya da yönetici pozisyonunda çalışıyor. Evet. Bu tabii yani böyle bir sermaye, iktidara yakın bir sermaye grubunda çalışması doğal olarak bir ithama dönüştü ve size yani sizin açınızdan da açıklanması icap eden bir duruma dönüştü. Birincisi bunu soruyorum, sormak isterim. Yani bu ilişki sizin açınızdan nasıl görünüyor? İkincisi dün buna bir savunma yaparken dediniz ki aynı Colin grubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrosunu da yaptı. Fakat bugün İBB'nin açıklamasından okuduk ki aslında o İmamoğlu döneminden önce verilen bir ihale. Fakat İmamoğlu geldikten sonra devri sabıkya bırakmamak adına belki de zaten o teknoloji belki başka bir firmada olmadığı için devam aynı etmiş. Grupla devam etmiş ve siz açılış fotoğrafında Kılıçdaroğlu gösterdiniz. Açılışına da Kılıçdaroğlu almış. Ama eninde sonunda bu İmamoğlu'nun bizzat anlaşma yaptığı ve
ihaleyi doğrudan teslim ettiği bir şirket değildi. Burada da bir haksızlık yapmış olmadınız mı? Hiçbir haksızlık yapmadım. Ben yadırgamadım zaten. İpek Hanım'ın eşi sermayedar değil. Şirketin ortağı değil. CEO'su değil. Bir mühendis. Bir mühendis. 24 bin çalışanı var o şirketin. Bunların içinde CHP'lisi vardır, AK Partilisi vardır, Memleket Partilisi vardır, MHP'lisi vardır, HDP'lisi vardır. Ekmek parasıyla çalışan bir mühendis orada. Ortağı değil, tepe yöneticisi değil. Haksızlık bu. Ankara'da bir restoran var. İyi bileceğinizi tahmin ediyorum, adını vermeyelim. Colin adlı şirkete ait bu restoran. İşletmecisi kim biliyor musunuz? CHP Çankaya Belediye Meclis Üyesi. Sorun mu? Vallahi değil. Adam restoran işletiyor. Evet. Colin'in bana ne ya? İpek Hanım'ın eşiniz problem yaptıkları için söylüyorum. Yoksa söylemezdim. Ben ihaleyi Ekrem İmamoğlu verdi demedim ki. Öyle bir şey demedim. Açılıştan bahsediyorum. Açılışını yapıyorsun. Yani milyarlarca lira, trilyonlarca lira para verilmiş. Kılıçdaroğlu da gitmiş açılışını yapmış. Bunları gösteriyorum ben. Bunları söylüyorum. Ha yap, ben yapmasın da demiyorum. Bir sakınca görmüyorum. Ama milyarlarca lirayı o şirkete vermeye ses çıkarmayacaksınız. Restoran işletmesine ses çıkarmayacaksınız. Orada bir mühendis üzerinden hesap yapıyor. Hiçbir, İpek Hanım bana söyledi, takma kafana dedim, işine bak dedim. Hiçbir problem yok dedim. Hiçbir problem de görmüyorum açıkçası. Şimdi normalde süremizi aştık. Ama bir 5 dakika daha devam edelim. Süre. Efendim birer izninizle lütfen. Son dönemlerde işte HDP deyince böylece terör örgütü PKK ile bağlantıları kurulmaya çalışılıyor. Yine bu konuyla ilgili CHP Genel Başkanı'nın da bir açıklaması oldu. Kürtlere terörist muamelesi yapılıyor. Sakın bunlara kanmayın, itibar etmeyin diyor. Siz ne dersiniz efendim bu HDP ile böyle bir bütün HDP'lileri böyle terörist? Ben HDP'ye oy veren herkes PKK'lıdır, teröristtir. Böyle bir söz söyleyemem. Yok tabii ki. Öyle bir şey olmaz. Bu doğru değil. Bunu yanlış buluyorum. Ama bizim Memleket Partisi olarak teröre karşı mesafemiz bellidir. Senin teröristin. Bir de hemen onunla bağlantılı olduğu için sorayım efendim. Şimdi şu anda baktığınız zaman özellikle Cumhurbaşkanı veya işte AKP, MHP ağırlıklı olarak CHP'yi terör örgütüyle bağlantılı gibi gösteriyor. Siz yıllarca bu siyasi partinin içerisinde yer aldınız. Allah aşkına böyle bir şey var mı efendim? Şimdi şöyle bakın. Atatürk'e Dersim katliamcısı diyen var. CHP'de milletvekili. Bu var. Atatürk'ün CHP'nin en büyük hizmeti Anıtkabir'dir diyen CHP milletvekili var. Bunları diyenler var. Ne yazık ki bunları milletvekili yaptı. CHP'ye bunlar söylendiği zaman benim içim cız ediyor. Saygı Bey. Haklısınız. Tabii. Benim içim cız ediyor. Kusura bakmayın. Ben hayatımı verdim oraya. 40 senemi verdim. Evet. Benim üzülmedim mi zannediyorsunuz yani? Bir gün dönersiniz zannediyorum efendim. Partinize. Benim de sorun şu olsun. Dağılık. İki milletvekiliniz. Ama şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Terör örgütlerine karşı ister PKK olsun, ister FETÖ olsun, ister IŞİD olsun, ister DHKPC olsun fark etmez. Bakış açımız hep aynıdır. Senin teröristin, benim teröristim mantığında değiliz biz. İki milletvekiliniz var. Fakat nedense iki milletvekilinin aktif olduğunu göremiyoruz. Biri yanlış hatırlamıyorsam Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Bey, diğeri de Yalova Milletvekili Özcan Bey. İkisini de ne parlamentoda ne de parti faaliyetlerinde görebiliyoruz. O halde neden milletvekilliği yapıyorlar? Yani öyle değil mi? Bu milletin genel başkan yardımcısıdır arkadaşlar. Ama orada da pek faal değiller. Genel yani parti faaliyetinde yardımcılarımız yoklamaya tabi değildir. Ben sadece parlamentoyu sormuyorum. Siyasi faaliyette de yalnızca çok görmüyorum. Yani orada da yoklar sanki. O bakımdan sordum. İsmail Bey, burada söylemek istemiyorum ama Özcan Bey 38 yaşında evladını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ve uzunca bir süredir de onunla tedavisiyle uğraşıyordu. Nokta. Tamam. Üçüncüsü, bir de bir milletvekiliniz daha vardı, AK Parti'ye geçti. Evet. Yani CHP'den size, sizden evet. AK Parti'ye geçti. Mehmet Ali Çelebi. Evet. Ne oldu da sizden ayrıldı? En son sizden ayrıldı. Ne oldu da ayrıldı ve gitti? Vallahi
sizin AK Parti ile ittifak yapmanızı önerdiği o günlerde konuşuldu. Doğru mu? Bana öyle bir şey öneremezdi. Yani anında tepki gösterirdim. Bana öyle bir öneride bulunmadı. Ama o tekrar milletvekili olmayı kafaya koymuş olacakmış yani. O ben ilkesiz bir duruş olarak görüyorum. Çok geçmişte kaldı bunlar. Önüme bakıyorum şimdi yani ben. Bunlara ne diyeyim ki artık yani. Çok ilkesiz bir duruş. İlla milletvekili olmak şart değil yani. Milletvekili olamazsın, emekli milletvekili olursun. Sonra o emekliliği de hak etmiş birisi. Efendim o zaman herhalde son sorumuz oluyor evet. Değil mi? Ben daha ne hakkımı kullanacağım ama lütfen buyurun. Tamam. Bir tur daha dönüyor muyuz yani? Hayır sana yok. Tabii. Efendim CHP'den hala bir gün Muharrem Bey yani şu olup bitenleri görecek, yıllarca bu partinin bir evladı olarak işte durumu değerlendirecek ve partisinin yani CHP'nin seçimi kaybetmemesi, işte parlamenter sisteme geçişin Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığı desteklemek için bakarsanız her an çekilebilir. Olur mu diyor. Böyle bir şey? Bu soruyu olmaz, çok saygısızca buluyorum. Efendim. Bu soruyu saygısızca ama böyle bir beklentinin olmaz olduğunu olmaz efendim söylüyorum. Böyle bir şey. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu yani ben, hiç beklemesinler. Hayır artık. Yani böyle, bunu ben saygısızlık olarak buluyorum. Ya bunu soru olarak almıyorum. Ya bu 114 bin insana ne diyeceğiz biz? İmza vermişler. Bu insanlara ne diyeceğiz yani? Adamı evinden kaldırmışız, getirmiş oraya bir şey. Ya bunu doğru bulmuyorum yani. Demokratik hakkımı kullanmayacak mıyım? Yani bu A ya da B mi seçeceğiz? C olamaz mı? İlkokul 4 çocuklarına bile A, B, C, D olarak 4 seçenek sunuyorlar ya. Bu millete tek bir yolu var, herkes çekilecek, bir tek ben aday olacağım. Tek adamdan tek adayla. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Evet. Neden çekiliyor? Alsın, ikna etsin, alsın. Neden çekilerek alıyor yani? Neden çekilerek olacak bu iş? Çekilince oylar ona mı akacak? Neden illa çekilmesi gerekiyor? İkna et, al. Siyaset ikna işi değil midir? Siyaset bir iddia işi değil midir? Ya bunu çok çok sağlıksız bir yol olarak buluyorum ben bunu. Teşekkür ederim. Ben hakkımı İsmail Saymaz'a verdim. Aynı siz, soruydu. Son soru. Sadullah Ergin örneğini çok sık tekrarladınız. Hatta dediniz ki önceki gün İlhan Cihaner örneğini vererek eski Erzincan Başsavcısı ve Sadullah Ergin döneminde tutuklanan namuslu demokrat savcımız eski CHP milletvekili İlhan Cihaner örneğini verdiniz. O aday olmadı, Sadullah Ergin aday yaptılar dediniz. Ama İlhan Cihaner de size bir cevap verdi. Belki okumuşsunuz. Hayırlısı olsun. O da dedi ki benim üzerimden CHP ile hesaplaşılmasını istemiyorum. Evet. Burada asıl olan bu iktidar, asıl sorumlu bu iktidardır ve asıl olan bu iktidarın gitmesidir. Bu açıklama size bir şey vaat etmiyor mu? Hiçbir şey. Yani teşekkür ederim kendisine. Polemiğe girmeyeceğim. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız, geldiniz. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da alalım. Sağ olun, lütfen. Çok teşekkürler. Tekrar teşekkür güzel bir, birbirimizi incitmeden, kırmadan, dökmeden bir kampanya şey, yapalım diyorum. Moda deyimle söyleyeyim. Sizi germedik değil mi? Hayır. Yok. Peki teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için. Cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce konuğumuzdu. Benden sonra devam ediyorsunuz. Evet. Lütfullah Kayalar eski bakan ve İyi Parti vekil adayı. Sözcü Ankara, Sözcü Medya Grubu Ankara temsilcisi Saygı abimiz ve İsmail Saymaz devam edecekler. Biz kısa bir ara verelim. Sonra siz Sözcü TV'de lütfen izlemeye devam edin.